Kodan sunduğu Eski Ağaç'a hoş geldiniz. Galatasaray'ın direklerle mücadele ettiği, yığınla gol kaçırdığı Gaziantep maçının hemen ardından yayındayız ve bugün konuğumuz Alin Küçük. Hoş geldin abi. Teşekkürler, hoş bulduk. Abi Sizle hoş beraber geldi. olmak büyük bir keyif. Hele böyle olsun. bir kanalda, sarı kırmızı bir kanalda. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler abi. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Son anda direkten döndük diyebiliriz. Gülerek. Gülerek ee, parantez, parantez içinde. içinde. <laughs> Okan Hoca da aynı şeyi söylemiş <laughs> galiba. Gerçekten çok haklı. Yani Galatasaray'da direkt reisler vardı. Hamit Altıntop, Oliviera artık e, takım halinde. Bu <laughs> ee, Hoca da onu demiş zaten. Oliveira olsaydı bu dönem herhalde 65'i <laughs> bulurduk falan diye direkten. Yani Abi, Mertens'in topunda iki kere direkten döndü. Ya şaka gibi ya. İnanılmaz rakamlar gerçekten. 23 direkten dönen top. 23 direkten direkt ona bakıyordum ben. Bugün 5. top. 65 kez rakip ceza aslında. topu bir kere dönmekle yetmedi. Bir kez daha döneyim abi ben dedi. İyice uyuz edeyim sizi dedi. dedi. Orada iki kere döndü. Total 5 kez. Top direkten döndü. Gerçekten biz beraberiz dedik işte maçtaydık. Yani hakikaten benim saç baş dağılmıştı. Buraya gelmeden önce biraz toplamaya çalıştım. Ses de biraz sıkıntılı <laughs> gitti yani. <laughs> Normal ama. Yani stattakilerin herhalde bir %60'ının ses kaybı vardır. Var yani. var yani kesin vardır, vardır yani. Evet bu arada lupus hemen yayın başında bizim eski açık katılı abonemiz olmuş teşekkür ediyoruz ve e, abi senden başlayalım böyle bir genel lupus. bir e, maç yorumunu alalım ondan sonra zaten detaylı konuşuruz. Ee, ya bana göre Galatasaray puan kaybetse dahi şu maçta hiç hak etmedi. Ee, şampiyon Aynen. bir takım performansı evet. sergiledi de zaten bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor rakip ceza sahasında 65 kez topla buluşan bir takımdan bahsediyoruz. hoca ee, opta Tutmaya başladığından beri veri Galatasaray'ın rekoru. Ya Okan Hoca e, çok iyi bir teknik adam performans sergiliyor. Rekor da kırdı. 15 maç üst üste evet. İlsa'da e, galip gelen teknik adam ünvanını ele geçirdi. Gündüz Kılıç'ın rekorunu kırdı. E, ve doğru zamanda risk aldığını düşünüyorum. Çünkü rakip zaten çıkamıyordu. E, orada bütün riskleri alıp 3 puan düşündüğünü sergiledi. Davinson'u kenara aldı. E, ve bence oyunu kazandıran teknik adam hamlesini yaptı. Benim tek takıldığım nokta var, yani e, tribünde bulunan Galatasaray taraftarlarının, Kerem Aktürkoğlu'nu niye ıslıkladığını, ben niye yuhaladığını anlayamıyorum. E, Kerem duygusal bir oyuncu. E, galiba 56 ya da 57. dakikaydı Hani onun da bir reaksiyonu oldu. E, sağdan çıkarken de e, tribün biraz bölündü, kimi ıslıkladı, kimi alkışladı. alkışladı. O da geri dönüp bir tepki vermek istedi, sonra vazgeçti. Bence futboldan anlayan herkesin Kerem'e sahip çıkması lazım. Çünkü Galatasaray'ın bütün pozisyonlarında Kerem'in imzası var bana göre. Evet bazen bitiricilik sorunu yaşıyor. Ama ben hala Kerem'in Türkiye'nin en değerli yerli kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir rizgah yapayım. yani Ben Kerem'i çok destekleyenlerden bir tanesiyim. Hatta Kerem'in avukatları konuşun <laughs> şeklinde... E, tweetler de atıyorlar, ee, Saşa Boy'un Bana aldığı teklifi evet. alır mı Kerem diye. E, bence sezon sonunu beklesinler Kerem'le alakalı. Evet, ben de Kerem şuradan başlayayım, <laughs> şimdi İstanbulspor Spor Maçı izledik biz, orada da Beşli oynayan bir e, takım vardı. Bugün de Beşli oynayan bir Gaziantep vardı. Şimdi biz şunu konuşuyorduk hep, Galatasaray Beşli savunmaya karşı zorlanıyor, kapalı savunmaları açmakta zorlanıyor diye. Ben bugün özelinde şimdi İstanbul Spor maçında İstanbul Spor'un çok hakkını verdik. Gerçekten ilk yarıda Tabii. çok e, iyi bir teknik direktör dokunuşuyla Galatasaray'ın çok net kafasını karıştıran Okan Hoca'nın da maç sonunda hatta hakkını verdiği bir İstanbul Spor vardı. Bugün Gaziantep'in hakkını falan vermek bence kesinlikle mümkün değil. Hiçbir şey oynamadılar. E, tamamen negatif futbol. E, zaten atak etmeye bir niyetleri de yoktu. E, tamamen kapanan. Ee, tamamen Galatasaray'ı bozmaya oynayan, tamamen vakit geçirmeye oynayan. Gerçekten ee, yani futbol tanrıları bugün Galatasaray'ın bence Barış'ın o ayağına, o sol ayağına o topu yapıştırdı. Yani hakikaten dedi ki yani yeter yani bu evet. kadar da olmaz dediler yani. Hani zaten o dönen, direktten dönen toplar yani iyi savunma yaptılar desek iyi savunma da yapmadılar. Yani bir sürü pozisyon var Galatasaray'ın zaten ya bakıyorsunuz 3-10 X'çisi vardı yanlış hatırlamıyorsam söyleyeyim. 3-30 X'çisi var. Yani öyle iyi savunma falan yapmış da değiller. E, topla oynama konusunda Galatasaray e, lig rekorlarından birini kırdı. Opta'nın e, veri tutmaya başladığından beri Galatasaray %75.8 ile kendisinin rekorunu kırdı. E, yani rakip ceza sahasında sen de söyle 65 kez topla buluşmuş. Yani direkten dönen toplar, kaçan pozisyonlar Galatasaray'ın yaşadığı bitiricilik problemi. Ama bugün özelinde baksanız yani Antep Galatasaray'dan bir puan almayı dahi asla hak etmemişti. Bugün bu maç bir şekilde 1-1 ya da bir şekilde 1-0 Gaziantep'in galibiyetiyle bitse çok çok e, haksız e, bir olurdu. skor olacaktı gerçekten de. E, ki Galatasaray'da bu kadar eksiğine, sıkıntısına gediğine rağmen yani. E, hoca da maç sonunda hemen söylemiş. Sağ ve sol bek mutlaka almamız gerekiyor. Çok acil, gerekiyor istiyor, diye, acil çok istiyor. istiyorum diye. E, yani hakikaten e, birçok problemle boğuşuyor şu anda takım. E, Icardi daha tam dönemedi. Abdülkerim'in yokluğunda Davinson'u sola koyuyorsunuz ama Davinson solda sağdaki performansını veremiyor. Ee, Nelson'u bugün tekrar bir konuşuruz. Muhtem muhtemelen yani tarihi istatistikler vardır Nelson'la alakalı kafa topu kazanma, işte rakiple girilen ikili mücadele ve benzeri. Ama ama ama'yı açmak gerekiyor burada. Abi Nelson e, rakibi eksilten hiç pas atmıyor, rakibi eksilten e, koşu da hiç atmıyor topla birlikte. Ve e, açıkçası bu tarz kapalı savunmaları aşma konusunda e, Nelson'un topu oyuna sokma e, biçiminin diyeyim, e, oyuncu tipolojisinin Galatasaray'a çok negatif etki ettiğini düşünüyorum. Bugün birçok pozisyonla biz işte yan yana kafayı yedik. Yani e, sağdan bindirene atmıyor soldan bindirene atmıyor sürekli topu ya Torreira'ya atıyor ya yanındaki sağındaki solundaki gerisindeki adama atıyor ki karşınızda hiçbir şekilde baskı yapmaya niyetli bir takım da yok. yok. Yani biraz topu sürseniz o bloğu en azından ilk baskı bloğunu yani çünkü bakıyorsunuz hatta verebilirsek şu anda verelim Gaziantep'in sahaya dizilişini. Yani ben böyle bir şey hayatımda ilk defa gördüm. <laughs> Arkadaşlar 33 numara kalecileri yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> yani santroforları değil. Ee, yani ön tarafta işte Markovic'le beraber santroforlarını görüyorsunuz. Zani, zar zor ee, bizim e, yarı sahaya geçmişler yani zar zor ona bile geçmeyecekler neredeyse. Yani böyle bir takımdan bahsediyoruz. Şu takımda en azından o ilk hattı 70 50 44 numara yazan hattı bakın kırmak için biraz top sürsen Nelson en azından 3 kişi oyundan düşecek. Orta sahanız çok daha rahat ileri çıkabilecek. Yani Nelson'un bunları yapmaması maalesef Galatasaray'ın savunmayı aşması konusunda çok negatif Hücum, bir etki ofansif ediyorum. anlamda. Ofansif anlamda. Diyorsun. Defansif anlamda yine mükemmel evet. oynadı. Yani evet. bakıyorsunuz Bugün Galatasaray kontra yemediyse, boyun yokluğuna rağmen tamamen yedi. Nelson i̇lk yarıda yedi ama ikinci yarıda yemedi. Tamamen Nelson sayesinde evet. Bütün topları indirdi. Hatta o yüzden hoca Sanchez'i çıkardı. Evet. Aslında ben ilk başta yani mantıklı aslında abi. mantıklı olan daha böyle hani Nelson'u çıkartıp Sanchez'in daha hızından falan faydalanması. Ama maçın başından bu yana o kontrol atakları engelleyenin tamamının e, Nelson olmasından kaynaklı. Nelson oyunda tutmayı tercih etti o konuca. Bizim e, istatistiği de verelim. Daha doğrusu sahaya yayılımımızı da verelim. Bu da acayip bir şey. Burada da arkadaşlar yanlış anlaşılma bir numara <laughs> bu <sarı. gülüyor> Yani hani bu kadar ters, bu kadar yani diyorum ya bu kadar bir takım hak etmez ya kazanmayı bugün. Yani Antep hiçbir şekilde hak etmedi bugün maçı kazanmayı ya da puan almayı. Yani bunun e, futbolla falan alakası yok abi. Böyle bir şey olamaz yani. Bu bu, bu rezillik yani. Böyle, böyle, bir, böyle bir futbol yok yani. Ya ön alan baskısını çok iyi yaptı. Önde oynadı. Pres oyunu çok iyi oynadı Galatasaray. Ee, ve ilk yarıda o kadar çok önde bastı ki ikinci yarıda acaba fiziksel olarak düşer mi diye e, tereddüt etmedim değil ama ben ben yani Galatasaray bugün 90 dakika boyunca çok iyi bir futbol ortaya koydu ki ligde bu performansa kolay kolay çıkamıyordu. Yani bizim Artık klişe olmuştu deyim yerindeyse. Hani kötü oynadı ama kazandı. E, fakat iyi oynadığı bir maçta bu kadar zorlanması da şanssızlık bana göre. Bence de öyle. Bence yani de beş öyle. 5 direkten dönen top zaten bu tip maçlarda e, hani 1-0'da olması 1-1'den sonra kırarsınız maçı ama evet. yani 1 sıfırken çok zor. Evet. O gol Şimdi, gelmedi yani. Bak chat'te yazılanları okuyorum. <laughs> yine yine dinlememişler. Arkadaşlar Nelson defansif olarak maçın en iyisi. Evet. Ama ofansif olarak da biraz bakın Allah aşkına ofansif olarak da yani tüm topları süpürdü. Evet biz de onu söylüyoruz zaten. Galatasaray bugün boyun yokluğuna rağmen kontrada ikinci yarı hiç kontrol yemediyse tamamen Nelson sayesinde. Neyi söyledik? Belki istatistik olarak inanılmaz verilere sahiptir bugün. Ama ofansif anlamda da hat kıramamamızda en büyük etkenlerden bir tanesi oluyor Nelson'un e, oyuna katılmaması topla çıkarken. Biraz daha garantici. Çok o, garantici. Evet. Ama çok net yani mesela <laughs> e, maç bittikten sonra da söyledim ben Abdülkerim'i aradık. Kesin. Ya bence. Yani %100. Davinson'un sağda Abdülkerim'in solda oynadığı formasyonu net bir şekilde Galatasaray arıyor ya. Yani. Evet. Bunu söylemek gerekiyor. Bu arada bugün bence Galatasaray'ın hakikaten sezon başında Galatasaray'la alakalı yapılan espri şey, e, eleştirilerin e, odağında ne vardı abi? set oynayamaması, kapanan evet. takımlara karşı bir e, hücum geliştirememesi, alternatif geliştirememesiydi. Bugün belki de e, Rams Park'a gelmiş en defansif oynayan takımla oynadı Galatasaray. Gaziantep'te ya. İstanbul Spor o kadar defansif oynamamıştı. Evet. Yine defansif oynadı. Yine geri çekildi ama bu, bu değildi en azından. En azından bir şeyler yapmaya çalıştı İstanbulspor kaptığı toplarla. Bugün e, bu kadar eksiğe rağmen hakikaten bu kadar pozisyon bulunmasının en önemli sebebi farkı Mauro Icardi'ydi bence. E, yine hani bir iki tane Belki geç kaldığı, kaçırdığı pozisyonlar var. Eyvallah kaçırdı tamam. Ama e, kendini ceza sahası içerisinde boş bıraktığı her an e, takım arkadaşına duvar oldu. Tabii. Bugün Zaha'nın golünü nasıl geldiğini zaten gördük. Icardi'nin e, işte erken ortadan aldığı bir topu Halle indirmesiyle beraber Zaha golü buldu. Yine aynı şekilde Tete bulacaktı. Evet. Bulamadı. Yine Icardi'nin indirdiği pozisyonda. Hatırlayın Bayern Münih deplasmanında o sayılmayan golde de aynısını yapmıştı Icardi. Bugün gerçekten Icardi'nin hücum anlamında Galatasaray için ne kadar önemli olduğunun bence göstergesi bir maç evet. oldu. Ee, ama bugün Okan Hoca'ya ayrı bir tebrik ediyorum. Bu kadar eksikle yani Kasımpaşa hocası değiştirir gibi sol bek değiştirdi. Ee, Kemal Özdeş falan gelecek sandım bir an bizim Gal <laughs> Galatasaray'ın <laughs> Solbek'ine. Bek sol <laughs> Yani işte Berkan, Kaan Ayhan, Barış Alper, Barış. Dü, başında Düb Dubois. Sene başında Dubois. Yani. Bir, ara, bir, ee, bir önce. Kazımcan. Kazımcan, Kazımcan oynadı. Anelinho. Anelinho. Yedi kişi. Yedi kişi değişiyor sol bekten. Ve bunu öyle bir yerde yapıyor ki e, bence iki tanesi net penaltı. Icardi'nin üstüne basılan. Zaha'nınki. Bir %100 de Zahan elle. Yani hakikaten şey ee, bu ne ya? Basketbolda ball handling denir <laughs> <dedir> ona. <laughs> çok net penaltı. Yani gerçekten crossover yaptı yani Şe'ye, Zahaya <laughs> burada. Ve bunu izlediler bir de şeyde. Evet. Var da bu pozisyon izlendi mi de? Berkan'ın pozisyonuna çok emin değilim. Aradayım. Hı -hı. O Berkan'ın pozisyonuna aradayım yani. Bence ben. değil o. Ben penaltı diyemem. Evet. Ama şu %100 Ama penaltı. Şeye, şeye bir parantez açabilir mi abi? Berkan'ın sonraki pozisyonuna katılımını engelliyor ya. Yani. Ama hani böyle şey ya nasıl hani vermezsiniz %100, bu penaltıyı yani, diyemem yani ona. Şu %100, şu %100 mesela diyemem. yani ya açıklaması yok ya bence. Hani zaten el konusunda kavramlar, standartlar birbirine karışmış durumda. Hani yok vücuttan sirk <laughs> falan ya bunun hiçbir şeyle alakası evet. yok. Ya direkt elle topa hamle yapıyor, müdahale ediyor. Evet abi bugün en son parantezde zaten Barış Alper'i açmak lazım. Muazzam bir gol. Yani hakikaten Ve ya Sol ayağıyla. Sol ayağıyla Ambastere nazire yaparcasına. <laughs> Diyorum ya Aslında kötü götürdüğü bir maçı aslında kötü tarla. götürdüğü bir maçı muhteşem bir finalle bitirdi ve ee, vereyim verin ver haberi. Vereyim. <laughs> bugün ee, Barış Alper Manchester United scoutları tarafından statta canlı canlı izlendi. E, hatta bir tane de Premier Lig'den bir scout'un altı tane takıma ayrıca e, scoutlık hizmeti veren bir scout'un da ayrıca gelip izlediğini öğrendik. E, bugün belki oyunda bir soru işareti yapmışlardır ama o son hmm. gol e, çok şeyi kapıyı aralamıştır bence evet. Barış için. Evet. Ve çok da talipleri olduğunu biliyoruz. E, Allah nazarlarından sağlık. Solbeck'e geçtikten sonra çok iyi oynadı. Bence. Çok daha iyi oynadı. Yani, evet. Çok daha iyi oynadı. Yine hiç kaçmadı. Yine hep orada adam eksiltmeye çalıştı ve eksiltti de. Hı hı. Ee, hani artık son dakikalar olmuş. Bütün maç ben önde adamlarla boğuştum sav kapalı savunmaya karşı. Şimdi kaçak oynayayım demedi hiç. Yani yine elinden gelen her şeyi yaptı. Çok güçlü. Çok güçlü, çok güçlü yani. Gerçekten çok güçlü. Hiç yorulmuyor. Abi ben. bir de ben şöyle böyle adamlara bayılıyorum. Gerçekten yani. Hiçbir zaman denemekten kaçınmayan, sorumluluk almaktan kaçınmayan adamlara bayılıyorum gerçekten. Cesur. Aynen öyle. Yani. O ne der, şu başka bir şey der falan korkmayan oyuncuyu ben de çok seviyorum. Buradan Kerem'e geçiş yapacağım. <laughs> yani Çok özür diliyorum abi. Kerem de deneyen bir oyuncu. Evet, evet çok özür diliyorum. Hemen yayının başında 3600 kişiye eriştik evet. e, canlı izleyici olarak. E, bir beğeni rica edelim hemen yayının başında. Ve e, bu canlı yayını sayenizde insanların önüne çıkartalım diyelim evet. ve devam abi. Teşekkür ederiz. E, maç önü programında söylemiştim, maç sonunda paylaşmışlar. Hafta içinde bir oyuncuyla konuşmuştum takımdan. Mesela Barış Alper'in sol bek performansına Kyle Walker benzetmesi <laughs> yapıyorlar. Ee, mesela Okan Hoca sağ tarafta sağ bekteki oyununu çok beğenmemiş. Ee, ben de aynı ki, şekilde düşünüyorum. E, kesinlikle aynı kanaatteyim ama sol bekte bence de Barış çok iyi yani. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Mesela Davinson'u eleştirenler var. Abi Davinson da bence sol de kötü oynuyor. Davinson'un sağ stoper oynaması lazım. Yani bugün özelinde mesela Davinson'u eleştirenler ee, bence biraz ayıp ediyorlar. Çünkü bu adam sağ stoper abi. Bak bu sol stoperde oynama eleştirisi, haksızlığını Nelson'a En yaptılar. büyük. En başta Nelson'a yaptılar. Nelson'a yaptılar. Sonra Emin Bayram'a yapıldı. Aynen. Doğru. Emin Bayram'ı siz sağ stoper izleyen oldu mu Galatasaray? Hayır. Sol ama stoper ama oynarken Ama çocuk sol stoper performansları sürekli eleştirildi. Şimdi gittiği takımda sağ stoper oynuyor. Forvet kadar gol atıyor adam. Tabii. Gole katkıda bulunuyor yani. Ya mesela diyorlar Nelson'a gelene kadar Davinson. Abi Davinson'un Eee sol stoper performansını eleştiriyorsunuz. Nelson'un sol stoper performansı ilk geldiğinde yerden yere vurulmuştu. Yani. Bunu unutmayın yani. O baksızlık lazım. Belki şöyle yani. bir şey olabilir. Abi katılır mısın bilmiyorum. Nelson'la Davinson'un yerini değiştirip Nelson'a biraz daha pozisyon stoperi e, hüviyeti verip yani görevi verip e, orada işte oradaki oyun kurulum, işte hat kırıcı pas görevlerini biraz daha Davinson'a. Davinson'a sağ stoperde verilebilir mi acaba? Zamanında bunu Fatih Hoca zamanında işte e, Marko'nun sakatlığında, e, Marko'nun yokluğunda daha doğrusu şey Luyendam'a ve Nelson oynarken de Hı -hı. Hı -hı. E, ben bunu söylüyordum hep. Yani Neden e, ya Ya de Davinson gibi. özellikle yani pas yüzdesi daha yüksek bir oyuncu, daha evet. sprinter, evet. çok açık bir şekilde yani ofansif bir stoper diyebiliriz Davinson için. Risk de alıyor ama Nelson daha garantici e, net bir şekilde. Olabilir mi? Olabilir ama Abdülkerim'in ben ee, ya iki haftalık bir sakatlık süresi belirtiyorlardı. Samsun deplasmanında risk alır mı Okan Hoca? Alması gerekiyor mu? Biraz Abi ona da Abdülkerim'in Abdülkerim sakatlığına da daha uzun diyen de var bu arada. Ben iki hafta diyebiliyorum. Yani belki Samsun deplasmanında riske atılmaz ama bir sonraki maçta oynayacak. Öyle ]mış. mi? Ya ben biraz daha uzun diye duydum. Yani Abdülkerim'in yokluğu bir yani i̇ki Samsun'dan hafta de Bir sonra kimle? Şimdiden ee, bir 4 hafta falan gibi olabilir Adicen, gibi duydum. Ben iki hafta diye duydum ama bakalım bir dakika kimle oynuyoruz biz Samsun'dan sonra? Samsun'dan sonra Sonda... Başakşehir değil mi? Başakşehir evet. Bakayım. Başakşehir maçında oynayacaktır bence %100. Ya benimki tabii ki şey yani sağdan soldan bir duyum yani öyle bir şey değil. Ben Başak maçında sağda olacağını düşünüyorum. Ya da şey Başak olabilir. Kerim. Yani recovery'si ile beraber yani yeniden toplamasıyla beraber de. falan öyle bir yorum belki. olmuş olabilir yani. Olabilir. Yani. Ama o riski, olabilir. riski de almalı bence Okan Hoca. Yani Başakşehir maçında bence Abdülkerim oynamalı çünkü bugün aradığımızı düşünüyorum ben. Çok açık bir şey. Ben de Abdülkerim. Ben, kesinlikle. Kesinlikle. Ya bir de ya Abdülkerim eee asistleriyle, golleriyle mesela Abdülkerim oynasaydı kaç korner kullandık bugün? Herhalde bir onu açıp 10 15 kullanmışızdır. Bak hemen söyleyeyim. Bir golümüz olurdu bence Abdülkerim olsaydı. Bıca. Orta mı? Yok, korneri sonra korner, ha, korner, bu, korner, bu şeyde korner. yok. Bu istatistiklerde yok. 13, var. 13. 13 köşe vuruş. Yani 13. duran toplardan hiç, hiç çıkaramadık yani. Evet, e gol Abdülkerim o noktada da çok etkili. Çok katkı sağlayan bir e, stoper. E, ben Başakşehir maçında Okan Hoca'nın o riski alacağını düşünüyorum yani. Önemli. Bu arada maçı. yani kornerlere de kötü evet. yerlere gitmedi. Yani kim açarsa açsın. Mertens de açtı. Kerem Demirbay evet. da açtı. Kerem Aktürkoğlu da açtı. Yani kötü yere giden ama bunu kötü korner dediğim korner olmadı mesela yani. Vuramadık. Evet şimdi. Halil gelmiş oldu da bu arada asist yaptı. İkinci asist de, gidiyordu. Abi ben o zaten Halil'in açıkçası gitti. e, Santrofor değil net şekilde Santrofor Doğru. arkasındaki oyuncu Kesin. olduğunu düşünüyorum. Yani başından beri forward. hikaye oydu zaten. Tamamlayıcı forvet. Yani başrolü verdiğiniz zaman, center for katkısı beklediğiniz zaman, Halil'den istediğinizi alamazsınız. Ama tamamlayıcı porvet olduğu zaman, mesela Icardi, Halil denesen bence ee, çok iyi katkı verebilir bu takıma. Evet. evet. Bu arada bugün hakikaten Okan hocana da tekrar hakkını verelim. Çok İzledim. doğru risk aldı. Ve yani risklerden sonra da hiç Galatasaray, hani bu riski aldı ama orta sahayı boşalttı, orta sahayı verdi. Ya da atıyorum savunmayı çok boşalttı, çok riskli pozisyon hiçbir Hiçbiri olmadı. Yani Hakikaten Antep'in hiç bir niyeti yoktu, zaten. yoktu yani oynamaya. Çok doğru yerde risk Çok kaldı. doğru yerde aldı. Mertens'in 8 numara performansı da hani belki insanlarda bir Kerem Demirbay çıktıktan sonra Kerem Demirbay kötüydü ama Mertens hani 37 yaşında bir devre tam oynadı. 8 numarayı kaldırabilecek mi ki? 10 numarada da ilk yarısı kötüydü Mertens'in. Ee, nasıl olur diye düşünürken yani Mertens de bence iyi oynadı yani bayağı top top kazandı. Ee, elinden geleni yaptı. Sonra 70'te yaptığı değişiklikler zaten direkt skoru değiştiren değişiklikler oldu. Ee, her anlamda hocanın bugün dokunuşları çok net takım üzerinde etki etti diyebiliriz bence. Kesinlikle. Ee, geçelim yavaşlar yavaştan artık transferi? Yani transferi şey şeyle maçla bağlayıp geçelim. Tamam. Şimdi Okan Hoca da hemen e, maçın bitiminde acil sağ bek ve sol bek istiyorum dedi. Burada bir orta saha istiyorum demedi mesela. Evet. Orta sahayı abi sence daha sonraya mı bıraktı ya da ne bileyim UEFA listesine yetişme durumu var ya cumaya kadar demek ki iki bek istiyor. Zaten sağ e, mutlaka yani ben de konuştuğumda Saşa Boy transferinin olduğu gün en son eee Galatasaray'ın ile görüşme fırsatı buldum. E, cuma gününe kadar sağ transferini çözeceğiz. Üç müydu ifadesi? Şey? İkisi. i̇kisi. İkisi değil mi? Ha ikisi tamam. Cuma günü son tarih. E, Sabek transferini çözeceğiz. İki transfer yetiştireceğiz demişlerdi. Ya yani ikinci ee, takviye yapılacak mevkiyi konuşmamıştım. Ama Sabek'i mutlaka yetiştireceğiz ifadesini kullanmışlardı. Çünkü e, Barış Sabek'te iyi bir performans sergileyemiyor. Kaan Ayhan yani orada saşayla ile oynuyordu. Çünkü Neyse. daha önce o katkıyı alamayabilirsin Kaan Bütün Ayhan'dan. Bütün bir çizgiyi Kaan'la kullanamıyorsun. Yani kolay değil. O yüzden ben Sabek transferinin Cuma'ya kadar çözüleceğini düşünüyorum. Ama demek ki Okan Hoca ikinci mevki olarak da bek oyuncusu istiyor. Yani e, Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü Peki. Mertensin aslında oyunundan çok memnun. Profesyonelliğinden, karakterinden. Fakat e, yoğun fikstürde Mertensin artık fiziksel olarak yorgun olduğunda gerekli katkıyı sağlayamadığını e, düşünüyor Okan Hoca. Evet, Bu yüzden de 8 değil 10 numara pozisyonunu öncelikli olarak e, tutuyordu yönetime sunduğu raporda. Yani önce Toreri'nin yanına değil direkt Mertensin yanına. Bunu isim ben diye. de net olarak Bunlar... biliyorum. Hoca 8 <laughs> numaradan önce 10 numara istiyor. Evet. Yani Anlabiliyorsa tabii ki 8 numarada talep ediyordur. Ama ilk isteği net olarak 10 numara. Evet. Bunu yani. söyleyebiliriz. Ben yani. de e, bunu biliyorum yani. Direkt hani transferin en yetkili isimlerinin ifadesi bu. E, doğru da ben. Burada Okan Hoca'yı haklı görüyorum. Evet. E, çünkü bugün bile çok net gözüktü bence. Oyunun yani. kilidini açacak e, ve oyun zekasıyla e, açıkçası Galatasaray'ı sırtlayacak isme ihtiyacı var bence Galatasaray'ın. E, ve bu noktada da zaten Kamada için bir hamle yaptı aslında Galatasaray kulübü iki hafta önce ama e, Lazio kulübü çok net e, 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Diğer formüllere e, net bir şekilde kapıyı kapattı. E, bir de burada zor olan nokta e, oyuncunun da çok açıkçası Türkiye'ye gelme konusunda e, sıcak bakmadığını e, ifade ettiler. Hani şimdi herkesin kafasına şu gelebilir Saşa boydan Galatasaray sıcak parayı koydu otursun masaya alsın. Kamadayı diye düşünüyor bir herkes ama evet yani futbolcu da şu anda e, çok sıcak bakmıyor açıkçası. E, Türkiye formülü e, Ama tabii yani transfer dönemi. Sanırım bir paradez durumu var değil mi abi? Yani sanki çok istediği olmazsa Türkiye'ye bir alternatif gözüyle bakıyor gibi. E, tabii tamam, yani parades konusunda zaten Paris Saint Germain kulübüyle sezon başında Galatasaray el sıkışmıştı. Ha, ama hep ikinci, üçüncü tercih olarak i̇stemedi değil de, gördü. Evet, Galatasaray yani. çok vakit evet. kaybetti. Bir bakayım sonra ve değerlendirdim. Aynen için. net Roma çıkınca da oyuncu direkt oraya gitti. Aynen. aynen. Peki on numara konusunda başka bir isim var mı abi hiç duydun? E, için de doğru olduğunu söylediler. Hı -hı. O da konuşulmuş bir isim. Yani çok fazla gündeme geldi. Ama maliyetli transferler. Evet. Yani bundan iki hafta önce e, Galatasaray için astronomik rakamlardı. Ama bugün itibariyle tabii ki e, Saşa Boy'dan çok iyi bir para kazandığınız için yapabilirsiniz ama anladığım kadarıyla e, bugünkü basın toplantısından ve Okan Hoca'nın sözlerinden biraz daha son günlere kalacak evet. galiba. Sağ bek ve sol bek. Hem Gelmiş hemen soru. bağlantılı bir soru var Can Alioğlu'ndan. Mertens'e şapka çıkardım. 30 yaşında şu adamı düşürebilseydik hacı etkisi yapardı. Sizce gelecek 8.5 10 numara ne tarz olmalı? Kamada uygun profili demiş. Kamada kesin uygun profili. Mertens'i bir sene önce çıkarabilecek kadar da Tabii. uygun bir ortam yoktu onu Hı -hı. söyleyelim yani. 30 Otuz, geçtim 30'u. 30 aynen. Bir hani sene önce bile, bile alamazdım Mertens. Kamada uygun profili sizce? %100 bence de. Net uygun profil abi. Tam istediğin. Çünkü tam hocanın istediği gibi baskıyı yapacak, koşturacak, onun dışında geriye kadar gelip oyun kurulumuna yardım edecek. Ee, gole yakın oynayacak, sızma koşullarını atacak. Tam aslında hocanın istediği oyuncu modeli tipi e, Kama'da abi. Ya yani. yani bundesliga'da, ya yani bu sezon hayal kırıklığı aslında lazio kariyeri ama ya yani bir sezon önce. Ama e, lazio'nun oynadığı oyunda da çok alakası var onun ya. Yani çok iyi bir performansı vardı, hatta söyleyeceğim şimdi açabilirsem. Yani Kama'da aslında gerçekten Galatasaray için, yani Okan Hoca doğru tercih yapmış ama evet. tabii ki bu transferi bitirmek kolay değil. Bundesliga'da 16 gol 7 asist. Evet. Yani 23 gole katkı. Evet. Çok iyi bir rakam. Ee, Mustafa Yüksel, Sercan Oray, Hakan Kalan, Dirim Mıngıroğlu, İhsan Dindar, Onur Tengirşek. Eski açık katıl grubuna üye olmuşlar. Teşekkür ediyoruz. Katılda da yeni bir şey başlattık bu arada. Evet. Ee, uzun zamanlı üyeler. Tamam. E, evet. Şöyle. Yeni üyelerimiz e, Galatasaray'ın e, altyapısından yani da, yeni yükselen daha genç oyunculardan birinin karakterini alıyorlar. Sonrasında da e, daha çok büyüyor ve uzun zamanlı olduğu zaman da e, efsaneler arasına giriyorlar. En son olarak bildiğim kadarıyla Metin Oktay'a kadar ulaşıyorsun. Hı hı. E, böyle bir e, katıl üyeliği modelimiz var şu anda. E, ve bunun dışında ekstra olarak da şunu söylemek lazım. E, i̇şte katıl modelleri var artık 25 TL ile 50 TL ve 100 TL olmak üzere. Buna göre katıl üyesi olabiliyorsunuz. 100 TL olursanız direkt efsanelere giriyorsunuz gibi bir modelimiz var. Kendinize de bir şey seçebiliyorsunuz. Evet, orada. evet. Aynen. Avatar seçebiliyorsunuz. Avatar seçebiliyorsunuz. Böyle bir modelimiz var. E, alakalı sana soracağım abi. E, özellikle e, Dubois konusu çok e, konuşuluyor. Dubua'nın geri dönme ihtimali. E, ki ben bildiğimi söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla Başakşehir'deki maaşını tamamını Galatasaray ödüyor. Ee, ve hatta göndermek için de ekstrada bir para da ödüyor ee, o dönemde 400. çıkmak için ee, burada Cebu'nun geri dönme ihtimali e, olur mu ee, yani maaşını Galatasaray'ın ödediği bir oyuncu bir şekilde yani Başakşehir'de e tabii ki sonuçta bir anlaşmanız var ama yani geri getirme ihtimaliniz var mı ee, formüllerden bir tanesi bu açıkçası yani e, tabii ki dediğim gibi yani Saşa Boy transferin tamamlandığı gün ben konuştum en son ee, birkaç alternatif vardı. Ee, birinci alternatif, saşa boydan alınan parayla yine geleceğe dönük bir yatırım yapıp, genç bir sahabe kalıp ee, o şekilde bir e, politika e, üzerinde duruluyordu. İkinci nokta, e, tecrübeli, e, kariyeri iyi olan, daha yaşlı, 31-32 yaşında profilde bir oyuncu transferi. Daha, daha düşün. düşük, aynen diğer noktada Dubois konusunda açıkçası yönetim içinde de hiç risk almayıp yatırımı sezon sonu yapıp Dubois'u alıp hani garantiye gitmeyi düşünen e, bir görüş de hakim içeride. E, bence bu da çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. İkinize de sorayım Dubois uygun profil mi Galatasaray'ın Ya şöyle söyleyeyim bence Zeki Çeliği almaktansa Dubai'yi geri çağırdım. Ona ben, ben. de katılıyorum. <laughs> kesin. kesin. zaten abi. Onun şüpheyle yaklaşan kimse yok. Yani e, bu arada Zeki Çeliğin de e, birinci önceliğinin Roma'da kalmak Hı -hı. olduğunu öğrendim e, biraz önce yani bence Dubois kötü formül değil diye düşünüyorum ya yani şöyle şimdi e, Asenyon'u 10 milyon euroya almak Saşa Boy var bir transfer yapmak değil bence yani evet Saşa Boy modeli çok güzel bir model ama Saşa Boy 1.1 milyon euroya aldı Galatasaray. Evet bu arada Asenyon'un da analizi bizim kanalda ilk önce bizim kanalda yayınlandı. Hatta linki bırak Hasan istersen. Ee, izlemek isteyenler izlesin. Yani bu arada Asenyon boydan çok farklı tip bir oyuncu. Yani defansif yönü çok daha zayıf olan. Kontrast bir oyuncu. Ee, yani. Baya kontrast bir oyuncu aslına bakarsanız. Yani e, baktığınız zaman işte siyahi atlet deyip e, boyla kıyaslayanlar veya boy gibi bir oyuncu alıyoruz diyenler hani ikisi de renden çıkma olduğu için hani hiç alakaları yok profil olarak. E, izlemelerini öneririm ki Mustafa abinin Mustafa Demirtaş'ın da daha sonrasında analizini izledim. Hasan'la çok benzer şeyler söylemişler. Yani çok benzer şeyler görmüşler oyuncuyu izlerken. yani Asenyo'nun da hani ne kadar Galatasaray'ın tam istediği oyuncu olduğu ya da yani boyla aynı yaşta şu anda yapması gereken en azından ilerlemesi gereken çok fazla taraf olduğunu iki 2000'de izlediğinizde görüyorsunuz. Mi? Bize geldiğinde. Boyun vardı ama defansif yönden bu kadar yoktu abi. Defansif ama yönden de yani, bayağı e, Asenyon'un sıkıntısı olduğunu söylüyor yani izleyenler. Ya bir de 10 katı bon servis bedelini de evet, Birini ya. yedek bek olarak aldınız. Geliştiririm ben diye. E, bunu direkt olarak ilk 11 oynaması için alıyorsunuz. Yani çok aynı şeyler yani değil çok bence. Çok doğru olmaz. Kirende de zaten bilmiyorum. şu anda ilk 11 değil yani. Aslında onun Bir de 10 milyon euro diyorsun evet. yani bonservis bedeli çok fazla. Ama şey gibi ya bana sanki pazarlıklarla yani biraz daha e, inat kırılabilir gibi geliyor bana o 10 milyon euro. Ya şöyle bir e, burada handikapa sahip artık Galatasaray bütün kulüpler saşa Boydan cebine 30 milyon euro almış bir Galatasaray var. Ona göre bir pazarlık e, safası yürütelim düşüncesine sahip olacaktır. İşte o yüzden de mesela Asinyon transferi normalde Saşa Boy transferi bitmeden anlaşılacak bir transferdi. Ee, ve daha henüz Saşa Boy masa pazarlık masasında bitirilmeye çalışılan bir transferdi. Hani bu Saşa Boy rakamları çıkmasın e, önden. Biz e, sonra gittiğimiz takımlar bize siz hadi Tabii. bakalım 30 milyon aldınız. Gelin bakalım masaya oturun demesin diye önden bitirilecek transferken Saşa Boyun e, ve Asinyon'un haberleri çıkınca burada sanırım bir şey olmuş. E, bu strateji biraz E Bir de şimdi Kaçmış. bütün takımlar için sen çok daha iyi biliyorsun. Bizden çok daha tecrübeli. Kaç senedir transfer takip ediyorsun. Evet, e, yani Galatasaray'ın elinde para var diye düşünüyordu. Tabii, çok, o net. şey net. Şu anda yani. Ya yani şu an e, düşünsene kiralık olarak gönderdiğin e, Dubai için bile Başakşehir Kulübü 500 bin euro istiyor. Evet. Yani. O yüzden kolay değil. Ben e, açıkçası yani 10 milyon euro bandında bir rakamın sağ bek mevkisine harcanmasını doğru bulmuyorum. Yani oyuncun Dubois Fransa milli takımı gördü. Lyon'da yıllarca oynadı. Ve ya uzun süreli bir takımda kalan futbolcu karakterli oyuncudur bana göre. Evet. Yani çok sık bir oyuncu takım değiştiriyorsa orada bir sıkıntı olabilir. Ama Dubois bana göre e, defansif anlamda özellikle seni rahatlatacak bir oyuncu. Bence en doğru formunu bence Duboy geri çağır, Rıdvan Yılmaz'ı sol bek al. Onu da soralım o zaman. Madem başarılı artık olur konuyu sol bek'i soralım abi. Sol bek konusunda ne oluyor şu anda? Rıdvan ismi çıkıyor. Bugün Tagliafico'nun ismi çıkmış Le Parizian tarafından. Ee, yani ne oluyor şu an? Buradaki durum nedir sol Vallahi Kolay bir pazarlık değil. Bu arada Çünkü... bir şey daha ekleyeyim. Ee, Asenyon'un ismi çıkmıştı hafta hmm. içi. Ee, ben pek mümkün görmüyorum. Çünkü baya baya... Asenio değil neydi? Akunya. A, Akunya Asenio Akunya. nereden çıktı? Akunya'nın ismi, çıkmış. Akunya ismi çıkmıştı. Akunya'nın ismi çıkmıştı. Sevilla ile son maçta da oynadı Akunya. Evet. Ee, yani Akunya'ya da baya baya insanlar aslında şey yaptı yani. Burun evet. kıvırdı. yani. Onu söylemek ya Bundan lazım. biraz vazgeç. Evet. Vazgeçilmesi lazım. Ya işte, Arjantin'in en kötü oyuncusuydu. Şöyle, Dünya Kupası'nda falan filan diye. Doğru bu arada ama yani. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyleydi bu arada. Aynen. Yani, Neyse. Ee, hmm, ya yani Rıdvan'ı Galatasaray istiyor. Bu arada kiralık opsiyonları sanırım, benim duyduğumu evet. söyleyeyim. Sen de vardı daha doğru bilgi belki. Hiç, evet. Hiçbiri olmuyormuş. Kiralık opsiyonlar kapanmış gibi duydum. Ben. Ee, sezon başında da istedi Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı. Ama oyuncunun farklı hedefleri, hayalleri, kariyer planı vardı. O yüzden... Rıdvan zaten e, bu teklife sıcak bakmamıştı ama bugün itibariyle çok açık bir şekilde Galatasaray'ın şunu söyleyebiliriz. Rıdvan Yılmaz'la ve menajeriyle anlaştığını net bir şekilde dile getirebiliriz. Fakat e, yeni değil, sanki yeni gibi e, gösterildi ama Galatasaray iki hafta önce Rıdvan için e, teklif verdi ve bu teklif 500 bin euro kiralama, 3 milyon euro da satın alma opsiyonuydu. 3,5 milyon euro bir paketti. Rangers Kulübü'nün buna yanıtı 6 milyon euro olarak. Ee, geri dönüş sağladılar. Ee, ya burada e, biraz hani e, Galatasaray acele etmeden doğru bir strateji izleyip aynı Lucas Torreira sürecinde olduğu gibi biraz daha rakamı kırmaya çalışıyor e, açıkçası. Ama burada tabii ki e, eli kolu bağlayan nokta artık bu saatten sonra 2 Şubat'taki UEFA listesi. Evet. Ee, ben Galatasaray'ın bir hamle daha yapacağını düşünüyorum. Rıdvan'la alakalı. E, ee, 4-4,5 milyon euro bandına çıkıp belki Rangers'a e el sıkışmaya çalışacaktır ama e, Rangers da gerçekten yani Galatasaray'ın teklifi sonrasında son 2-3 haftada Rıdvan Yılmaz'ı bir anda ilk 11'in değişmez oyuncusu, oldu. yaptılar. 1,5 yıl sonra e, Rangers kendi kanalına çıkardı. E, Rıdvan Yılmaz'la bir röportaj yaptı. E, daha yeni birkaç gün önce. E, onlar da bence şu anda bir Pazarlama stratejisi içindeler. E, Galatasaray'dan istediği parayı belki almaya çalışıyorlar. Ama ben Rıdvan için Galatasaray'ın 6 milyon euro rakamına da çıkacağını düşünmüyorum. E, fakat belki ödeme koşulları, e, zorunlu satın alma opsiyonu e, ya da direkt bon servis formülüne dönüp e, bir 4-4,5 milyon euro rakamına çıkıp Rıdvan'ı bitirmeye çalışacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bence doğru da olur e, bu rakama çıkması çünkü yerli oyuncu her zaman değerli. Abi orada şey yorumları vardı. Ee, Rıdvan gelmek istiyor ama yani tekrar Avrupa'ya evet. geri dönmek istiyor. Evet evet. Yani, yani o bu dönem kiralık, yarım, yarım dönem kiralık, kiralık istiyor, de istiyor ama işte Rangers'ta Rangers onu istemiyor. İşte Rangers de onu istemiyor açık. Yani gerçekten. aslında Rıdvan'ın esas derdi şu anda net oynayabileceği bir yer olsun ve Euro 2024'e Banko Ve oynama olarak. de anlaşma e, ne diyeyim anlaşmasını sağlayan noktalardan bir tanesi oynama garantisi de verdi Galatasaray. Menajeri aracılığı Rıdvan'a. E, yani futbolcu da bunu okeyledi ama İskoçları ikna etmek biraz zor gibi. Zor olacak galiba. E, fakat ben e, Galatasaray'ın Rıdvan için masadan kalktığını düşünmüyorum. Bu Bradley Locke'un ismi çok çıkmıştı abi. Ee, onunla alakalı bir gelişme oldu mu ya da ya yani o da çok pahalı bu arada. 10 e, milyon bu, evet 10 milyon üstü zaten o da. Ben son günlerde somut bir şey duymadım açıkçası. Hı -hı. Hani ne desem yalan olur. Ee, ben Rıdvan'a yoğunlaştığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Evet. Sol tarafta sol bekte. Sağ bek için bir iddia var. İstersen da sana sorayım. Sen ne duydun ya da bir şey biliyor musun diye. kumbedi iddiası ciddi şekilde <laughs> var. Yani e, biz de kendi çevremizden duyuyoruz. Bak o mesela ee, boy var bir transfer olur. Evet evet. Ee, sende bir şey var mı? Konu? Ya şimdi Kumbedi'yi daha önce duymuştum ben. Hatta e, Saşa Boy'un tam gittiği bir önceki yayınımızda tam gittiğinde Saşa Boy'un alternatifleri Fransa'dan hazırdaki haberimizdeki bahsettiğimiz, bahsettiğimiz kişi, kişi Ama ismini, yani. ismini vermemiştik. İsmini ee, vermemiştik. ama yani bir e, yetkili bir, birine sorduğumda da böyle bir şeyin olmadığını savaşta Ama işte onu bilemiyoruz. Belki de e, ya bilmiyorum ismi gizlemek için de olabilir. San, sanmıyorum. Yani en azından ya da yok dediyse de gerçekten öyle bir şey için yok demiştir muhtemelen. Hmm. Ama hani ben sordum Kumbedi ismini. Daha da ciddi konuşulunca sordum. E, yok dediler. Evet bir de Patrick Dorgun'un ismi çıktı <laughs> son olarak. Ya orada o yüzden şey yani ye, şey transferde yetkili birine e, var mı deyince yok deyince ben şimdi burada <laughs> evet, Hayır değil, var yani. diyemem yani. <laughs> doğru. Doğru. Ya tabii burada şeyi bilemiyoruz. Ee, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben yaşlı bir oyuncu gelirse şaşırırım abi. Bu Suarez'lerin falan ismi geçiyor. Zaten onlar bence hiç, hiç sanmıyorum. Yani benim duyduğum, kendi yani konuştuğumda genç oyuncu bakıldı Yani Rıdvan evet. burada genç yani bakarsanız hala. Ee, genç oyuncu bakıldığını ben duydum. Yani e, böyle yaşlı artık kariyerinin sonuna gelmiş son sözleşmesini yapacak falan birisi gelirse ben çok şaşırırım açıkçası yani. Öyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Yok ben de ee, uzun süreli bir kontrat vereceklerini düşünmüyorum öyle bir şey. Evet. Belki kiralama yöntemiyle işte 31-32 yaşında bir oyuncuyu alabilirler bek pozisyonuna. Bisike girmemek adına. Çünkü yani önümüzdeki sezon 12 yabancıya düşecek. Artı biraz da ne diyeyim, lejyoner sayısını düşürmeye çalışacak hı hı. son dönemde. Yani ara transfer döneminde de. Mesela tete çok konuşuluyor. Ben tam onu soracağım. Geçen hafta çok net somut bir bilgi bu. Mesela TT'ye gelen teklifleri Galatasaray değerlendirmek istiyor ama oyuncu ikna edebilmiş değiller. Hmm. TT e ayrılmak istemiyormuş mesela Galatasaray'dan. Bu da yeni bir haber bu arada? Ben ilk yani, defa senden duydum. Geçen hafta. hafta yapılan görüşmelerde Galatasaray'da kalmak istediğini söylemiş oyuncu. Yani teklifler olduğu doğru ama burada futbolcu ikna etmesi gerekiyor biraz Galatasaray'ın. Yani Peki, Tete'den çıkmak istiyor aslında Galatasaray. Ziyech ne oldu abi? Ziyech konusunda da kesin gidecek deniyordu. En son işte bir Ahşabap galiba bir yine yani, yani Arap kulübü. Ziyech konusunda Ziyesh. ne olsa şaşırmam ben. Yani gitse de şaşırmam, kalsa da şaşırmam. Çünkü o da net Çok kararını kararını verebilir. Alencilli bir hiç. dönem yaşıyor değil mi şu an Galatasaray ziyeş evet. Ziyech ikisi arası? Evet. Ya Afrika Kupası'nı bekliyor menajeri. Ee, yani oradan e, belki istedikleri teklifin gelebileceğini düşünüyor. Ee, şampiyonadaki performansıyla beraber. Ee, Ziyeş'in hedefi şu. Orada da anlayışla karşılıyorum oyuncuyu. Ee, Galatasaray'daki kontratı e, her yıl bir meydan okuma aslında. Evet. Yani bir artı bir artı bir yıllık ve opsiyon hakkı hep Galatasaray'a ait. Ee, futbolcu daha iyi kontrat ve garanti bir sözleşme istiyor. Yani direkt üç yıllık dört yıllık bir kontrata imza atmak istiyor. E, bu noktada da e, bu anlayışa yakın e, bir teklif gelirse ben Ziyeş'in gideceğini e, düşünüyorum. Yani. Ama e, o teklifi alamazlarsa e, kalacaklar burada. <laughs> yani menajerinden haber bekliyor Galatasaray. E, hakim Ziyeş Arabistan'dan ya da farklı bir ülkeden e, bu teklifi alırsa bence gider. Yani Garanti bir kontrat alırsa 3 yıllık 4 yıllık çok net bir şekilde gidecektir. Evet. Bu arada 5200 kişiyiz. Evet. Canlı yayında. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Ee, bir beğeni daha rica edelim. Ee, yayının daha da öne çıkması adına. Beğenileriniz önemli. Bir e, Hasan bir konuyla alakalı şu an bağlantılı süper chatler vardı. İstersen onları getirelim ekrana. Onun üstüne konuşuruz. Ee, hemen. Ben şeyi de sorayım. Ha, ha gelmiş. Yiğit oldu yazmış. Aynen. Barış maça sağ açık başladı. Sol bek devam edip forvet golüyle bitirdi. Müthişti demiş. Evet. Evet. <laughs> Konuyla alakası şey <laughs> bayağı alakalı bir şey Teşekkürler. Cem Mert yazmış. Okan Hoca'nın Endombele ısrarı sizce de kişisel takıntısına dönüşmeye başlamadı mı? Bir de transferde adı geçen isimler ilk 11 için yeterli gözükmüyor demiş. Hmm. Hangi isimler acaba transferde adı geçen? Ya bence Rıdvan için falan söylüyorlar bunu abi. Onu söyleyeyim. Ben katılmıyorum o zaman. Yani Rıdvan, Rıdvan ve mesela Zeki için. Söylüyorlar. Ha bak şu da olabilir mesela. Rıdvan gelir, Barış Alper performans sergileyemezse sol bekte o tabii. Yani dediğim gibi yani Barış'a Kyle Walker diyorlarmış. Hmm. Takım içinde gerçekten çok iyi oynuyor sol ama. Ee, ya Rıdvan da bana göre olur ya Galatasaray'a. Bence olur. Ben sadece şeyden emin değilim abi. Yani Rıdvan'la Anelinho'nun oyun stili çok benziyor Evet mi? doğru. Hatta ee, hatta örnek aldığı oyunculardan bir tane İdolü Anelinho. Diyordum. Ee, ve Anhelinho kadar da geriden topla çıkma konusunda o kadar meziyetli değil bence ama Rıdvan. Ama Rıdvan'ın bence e, ya yani defansif olarak Anhelinho'dan daha iyi. daha iyi. Evet, yani. daha iyi. Ya bence zaten sisteme uymadı. Anhelinho Okan Buruk'un net transferi, kendi transferi ama olmadı, sisteme uymadı yani evet. Anhelinho. Kötü oyuncu olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Sence erken mi karar verdik peki abi? Ben erken karar verdiğimizi düşünüyorum. Evet ama 6 milyon euro vermek istemedi. Ben ya Okan hoca'ya sorsan oynatırdı Angelinho'yu. Net evet. yönetim istemedi. Yani Aynen. yönetim orada frene bastı ve e, opsiyon maddesini kullanmak istemiyoruz dedi. Çünkü Okano Hoca çok istemişti. Olabilir miydi Anhelinho? Belki olurdu ama ben sisteme uymadığını düşünüyorum. Ya Bayern maçı performans sonrası Anhelinho her kulüp transfer etmek ister Türkiye'de bence. Bayern depresma depresyon. Türkioyu Evet. Müthiş oynadı. Ee, bilmiyorum. Pişman umarım. Olmayız diyeyim. Yani? Ve Roma'ya gitti yani. yani. Senin almak Tabii istemediğin adam abi. kalktı bugün. Ama yani yine iyi oldu. Gitti yani. Yine iyi oldu çünkü e, Ama orası Galatasaray o pozisyona da yani. düşmek istemiyordu. Yani Angelinho gibi kariyerli Oturtu bir kendime, oyuncuyu e, ligin ikinci yarısında komple tribünde oturtma... Çok kötü. Kötü bir prestij i̇şte. oldu. Yani kötü bir e, açıkçası marketin Bir de bu arada şöyle bir durum da var abi. Durum oldu. E, 6 milyon euroyu mesela yönetim taksite de bölmek istemiş. O da olmamış. O da olmamış yani... Tamam biz 6 milyonu verelim, net istiyorlar. Ama bunu Doğru. işte atıyorum 2-2-2 şeklinde verelim gibi bir... Allah Çok formül ettiler. Asla hiçbir şey... Mesela işte e, kontrat dışında opsiyon e, konusunda 30 maça çıkarmak, 6'yı 4'e düşürmek, e, opsiyon maddesini kaldırmaya çalıştık. 6'yı takside bölmek. 6'yı taksite bölmüş. <laughs> ya en son buymuş bu arada. En sonki Alman'da pazarlık abi. buymuş. Almanlar. Ama gitti Roma'ya 5 milyona opsiyon koydum mesela. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi burada ben Leipzig kulübünde haksız görmüyorum. Şimdi Zanyolo'ya Aston Villa sana gelip bir maç kala Dese ki bu atıyorum 30'u 15 yapsak, 15 yapsak ya da 40 maç uzatsak sen de kabul etmezsin yani. O ya tabii, yüzden... tabii orada Le Le Leipzig'e kesin akterim. Tabii, tabii. Ayrı mesele ama hani madem 5'e inebiliyorsun Belki biz alırdık, ayağımız alışırdı en azından yani. Abi, Bu arada üçlü abi. oynayan, uçlu savunma oynayan bir takıma gitti. Onun da altına çizelim. Yani Roma'da verecek performans iyi olursa kalkıp da hani Galatasaray falan Doğru. çok kıyaslama yapmamak lazım bence. Zaten üçlü oynayan bütün takımlarda çok iyi oynamıştı daha önceden. Çok. Onun altına çizelim yani. Evet, evet bayağı bir süper süper... çok var. Çok fazla süper chatimiz var. Aykan Sarpateş yazmış. Mertens Sözleşmesi yaşatır. Gidince idrak edilecek Soralım demiş. Soralım abi durumu. Nedir şu an durum? Ee, ya profesyonelliğinden karakterinden sağ içindeki e, açıkçası aldığı sorumluluktan çok memnun okunacağım. E, çünkü bunu nereden biliyorum? Yaklaşık bir ay önce 10 numara transferi istediğinde aynen bunu söyleyerek açıkladılar. Yani Mertens'in yaşından dolayı hı hı. bu mevkiye e, takviye yapmak istiyoruz diye. Ya şu anda yeni kontrat gibi bir durum söz konusu değil. Hı. Ama sezon başında olur mu pardon sezon sonunda olur mu onu süreç gösterir. Ee, fakat hani Galatasaray'ın birçok problemi var. Bu herhalde şu an son sezon sonunda netleşir. Bir de Mustaray'a ben Galatasaray'ın ya, kontrat yani. yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani Bundan iki ay önce bahsedilen şuydu. E, Muslera'ya da e, açıklama yapılıp Yani sürekli oynayamayacağı, yani daha doğrusu Muslera sonrasına Mustavi ile hazırlanmak istiyoruz ifadesi e, kullanılarak bir yeni kontrat, yani e, zaman zaman yedek kalacağı bir e, süreç anlatılarak e, yeni bir sözleşme planı vardı. Peki bir şey soracağım tam bu noktada abi. 12 yabancı varken 7'ye e, de bir yabancı kaleci almanın şu an Türk kaleci de pek olmadığına göre yani Altay Bayındır deniyordu mesela ah, Yani bilmiyorum ben Altay Bayındır'ın çok üstelik sonrasının kalecisi Yok. olabileceğini falan düşünmüyorum yani. Olmaz. Çünkü... Hal böyleyken de orada hani bir tane daha yabancı alacaksanız iki yabancı hakkınızı 12 yabancılı sistemde kaleciden yana kullanır mısınız? Yani bu da İmkansız. önemli bir soru işareti yani. Kullanmamalısınız. Kullanmamalısınız da. da yani. yani kullanmayacağını düşünüyorum <laughs> ama ya yani mevcut kalecilerle devam edebilir ya önümüzdeki sezon bence. Güne ben Güney'i çok beğeniyorum. Doğru. Çok açık söyleyeyim. Yani, yani geçen tüm kaleciler sezonda... içinde yani çok opsiyon da yok zaten yani iyi kaleci. Ve geçen sezonda e, o yaşadığımız e, acı olay sonrasında e, Güney Galatasaray kadrosuna katmak istemişti. E, Gaziantep Futbol Kulübü'nden. Günay, oynayabileceği bir takıma gitmek için Kasımpaşa'yı tercih etmişti o dönem. Çünkü Galatasaray kiralık olarak istiyordu Günay'ı. Ben, yani Günay'ın iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki sezon Mustera-Günay formülü yine iş yapar diye düşünüyorum açıkçası. Ben Orada de. da şöyle karmaşık bilgiler var abi. Bir taraf diyor ki, işte Galatasaray yönetimi hevesli ama Mustera bırakmak istiyor. Yok bir tarafta diyor ki hayır Mustera sözleşme bekliyor ama Galatasaray yönetiminden henüz bir Ben ikinci formülün şu anda daha ee, mantıklı olduğunu doğru diye. olduğunu düşünüyorum. Hı. Evet. Yani benim bildiğim e, Mustera bir de yavaş yavaş ailesini memleketine gönderme hazırlıkları da çok konuşuluyor evet. Çok konuşuluyor bu ee... Çünkü o da bekliyor tabii yani Toreri'yi aldı kontratı. Hı hı. Doğru da yaptı Galatasaray. Yani Ve geçen, bugün belki de yani, yani sildi süpürdü bütün sahayı. Geçen hafta söylediğimde çok ilginç yorumlar gelmişti. Vole'deki ee, yayında şunu Hı -hı. söylemiştim. Yani Torreira'ya Boca Juniors'un teklifi var. Ve ee, Asayi bugünlerde ne yapıp edip Torreira'yı mutlu etmesi gerekiyor demiştim. Pamuklara sarıp. Ee, Nitekim de birkaç gün sonra yeni kontrat aldı. Ee, doğruyu da yaptı Galatasaray. Hani Sasha boy evet çok özel bir oyuncuydu Galatasaray için ama Torreira... Ya yani şu sistemde en kilit parça bence Icardi'den bile daha önemli olduğunu düşünüyorum ben Lucas Torreira'nın. Ee, belki saşa Boyun transferi nedeniyle e, gölgede kaldı. Ee, bu e, doğru hamle. Yani Torreira'ya kontrol uzatmak bence bir transfer kadar önemliydi Galatasaray evet, evet. Çünkü Boca Juniors e, gerçekten istiyordu yani Torreira'yı. Bayağı da ciddi istiyordu bu arada. Ha, bu arada anneni üçlü dedik. Roma son iki maçtır dörtlüye dönmüş abi. Orada yazmışlar. Anneliyor gene istediğini bulamayabilir yani. evet Galatasaray e, resmi Twitter hesabı şimdi Kerem Akbirkoğlu'nun fotoğrafını paylaşıp kaptan Doğru. deyip sarı kırmızı kalp koymuş. Olması gerekeni bence kesinlikle yal, şey yapmışlar, paylaşmışlar. Faruk Karadeniz yazmış demiş ki Kerem Akbirkoğlu'nun ıslıklayanın kombinesi iptal edilmeli. Kötü oynadığı doğru ama topçu ıslıklamaya gelmeyin kardeşim şuraya demiş. E ee, yani çok acımasız olmasın çok da zaman zaman böyle sivri çıkışlarım olduğu için Galatasaray taraftan yani daha doğrusu sosyal medyada zaman zaman eleştirenler oluyor ama e, katılıyorum bu yoruma. Ee, yani Kerem Aktürkoğlu bence Galatasaray için çok önemli bir değer. Duygusal da bir oyuncu. Ya yani bu tip yorumlara, tepkilere ne yazık ki kulağını tıkayamıyor. Son maçta yaptığı açıklama bence son maç sonunda tam onun dışa vurumuydu abi. Ben en çok zaten bitiriciliğimi beğeniyorum falan. O aslında biraz da şey abi. Ya sonuçta çok genç, hala genç. Bir kontra, şey. bir kontra bir açıklama. Kontra açıklama. Yani o ona takmış yani. Ona evet, kızmış o. ve onun karşılığını zaten veriyor aslında ee, yani. Yani ben televizyonda izledim maçı. Ya 57 ya 58. dakika ıslıklandığı an tribüne böyle bir tepki veriyor sonra vazgeçiyor yani. Sonra formayı... Yok şey ben onu şöyle şöyle algıladım abi. Sanki tam tribünü alkışlamaya dönerken bir anda ıslığı. Ha oyundan alınırken. Ha oyundan alınırken hayır doğru. Oyun içinde de o e, şey tepki veriyordu. Ha doğru. Şöyle bir hatta bir yerde yerde kaldı. Orada böyle bir şöyle bir şey yaptı. Ya, ya bunu da yapmaması konuyu, lazım aslında abi, bak, ama Kerem'in. E, fakat bence taraftarın daha fazla sahip çıkması lazım Kerem Hakkır Bak en son yani. benzer bir durum Selçuk İnan'da olmuştu. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Evet. Hatta sonunda dayanamayıp yere fırlatmıştı formayı. Doğru. Çok da olay olmuştu. Ve o zaman Çok ya, tüm hı, işte, neyse, ama öyle lanse edilmişti. Evet. Öyle söyleyeyim en azından. Doğrusu do, doğru söylüyorsun. Şimdi ben bugün mesela Kerem Aktürkoğlu da formayı çıkar Çok korktum. Hikaye oraya gidecek. Yine öyle bir görüntü çıkacak. Bunu kullanacaklar sosyal medyada falan diye. Ama dedikleriniz çok doğru. Yani bir kere topçu ıslıklamaya ki bu bahsettiğimiz kişi Kerem Aktürkoğlu ya. Yani hani artık daha Konuyu yeter bir Kerem'den ya. çıkartalım ya. Vallahi bak yani ben o konuyu Kerem'den çıkartalım. X bir kişi. Çünkü bu tribünde yani Barış Alper de ıslıklandı. Doğru. Kerem Demirbay sezon başında ıslıklandı. Ondan sonra ya yani şu an düşünüyorum. Ee, Kazımcan ıslıklandı, ıslıklandı. O ya bak çok sayarsın canım. Abi hiç isim üzerinde konuşmuyorum. Hedefe yürürken topçu ıslıklayan adam takımına zarar veriyordur. Doğru. Bu kadar basit. Bu adam çok kötü oynasa da. Bugün ben Kerem'i hiç beğenmedim. Bence çok kötüydü. Bence. Yüzde oldu? bir milyon. Çok kötüydü. Katılırım. Bak Kerem kötü oynadığı zaman da en azından savunmaların dengesini dağıtan bir adamdı. Evet. Bugün, onda bugün onu da yapamadı. O yüzden ben bugün Kerem'i hiç beğenmedim. Ama bugün dünyanın en kötü topunu oynayan adamı bile ben sadece ben değil bunu herkesin yapması lazım. Ahlaki bir durum yoksa ortada ahlaki bir sıkıntı yoksa hedeften kopmadığın bir anda topçu ısıklanmaz ya bu kadar basit yani. Sürekli aynı örneği veriyorum yine vereceğim. Siz bugün Kerem'i ıslıklayarak ya da Can'ı ya da X bir kişiyi bu ıslıkladığınız Icardi'yi etkilemiyor mu sanıyorsunuz mesela? Ya bu adam düşünmüyor mu mesela? Mertens düşünmüyor mu? Zaha düşünmüyor mu mesela? Ya üç gün önce Zaha'ya sövülüyordu evet. sosyal medyada. Ya Icardi linç edildi neredeyse. Abi 3 gün önce Zaha söv Zaha'ya sövüyorlardı Fadiye ya. Gitti. Evet, aynen nerede? Valla e, bu sezon 12 gol, 8 asist, 20 gole katkı. <laughs> Geçen sezon 10 gol, 14 asist, 24 gole katkı. Yani bu sezon daha tamamlanmadı. Neredeyse yarısındayız evet. daha. Bir buçuk sezonda 44 gole katkı. Yani bir kanat oyuncusu daha ne yapabilir? Geliştirmesi gereken yerler var mı? Var. Ama e, Kerem'in hep e, eksik olduğu yerler ön plana çıkarılıyor. Biraz Pozitif açıdan bakmak lazım. Evet yani daha iyisini yapabilir mi Kerem? Yapabilir ama yani bir buçuk sezonda 44 böyle katkı çok büyük bir rakam yani. Evet, Abi evet. daha yeni 3 gün önce maçı çevirdi adam. Evet. 3 gün, gün önceki maçta hiçbir şey yoktu. Daha büyük sıkıntı çekiyordun o maçta yani. Gaziantep Gazi maçında bir yerden hissediyordun ya bir şekilde atacak bu takım diyordun. İstanbulspor maçında ya bir şekilde atacak bu takım diye hisseden var mı aranızda? Ben hissetmiyorum. Ben de hissetmiyorum. Ben eyvallah dedim, gidiyor bu maç dedim yani. Ama çevirdi Tabii. bu çocuk maçı. Tabii. İstanbul Spor maçı. Aynen Sıkıntılı öyle. bir maçtı. Ya bir de bak şimdi ama en, şu en da var. Şey eee, bak mesela eee e, mesela sporla oynanan ilk lig maçında da hatırlayın. Çok sıkıntı yaşadık. Ee, rakibi hafife alıp zaman zaman bazı oyuncuların maç seçtiğini düşünüyorum. O maç Ayla kesin öyleydi abi. O maç acayip maç seçti. O maçı nasıl açtım biliyor musun abi yorumunu? Ee, bizim takım bir 10 dakika rakibi tarttı. Ya biz bunları atarız dedi. Ve bıraktı. Ve saldılar. <laughs> aynen öyle yani. Ve olimpiyat maçta maç da aynısı. Benzeri oldu yani. Yok yok olimpiyat sınırından bahsedeyim. Ondan bahsedeyim. Aynen, gibi, abi. Esas aynen bu yorumla yani. girdim tamam, yani. Esas Doğru. o maç. Ya aynen biz nasıl atarız şeyine rahatlığına eriştiler ve o maç öyle devam etti. Aynen öyle. Süper chatlerden devam edelim. Ee, Yiğit Komitoğlu yazmış. Yayını geç açtım konuşuldum bilmiyorum ama Kerem bence de kötüydü ama bu çocuk çabalıyor. Nedir bu ısıtlama işi? İyice malum taraftar Malum taraftarına benzedik yazık oluyor demiş. Bir arkadaş da biz, ma, biz Fenerbahçe miyiz yazmış çete. Arkadaşlar bakın bu e, eleştiri kültürü adı altında yapılan bu zorbalık tamam mı? Ya yani bizde eleştiri kültürü var tırnak içinde yapılan bu zorbalık. Bu eleştiri tabii. değil. Bu tabii ya. Bak Kerem'in ya da X bir kişinin bak hala bir e, isim özeline sokmak istemiyorum tartışmayı. X bir futbolcunun kötü oynadığını savunmak, tabii. işte ne bileyim sisteme uymadığını savunmak, beğenmediğini söylemek. Bunlar dünyanın en normal şeyleri. Ama topçuyu çıkarken yuhalamak, ıslıklamak Doğru. bu bir zorbalıktır. Doğru. Bu bir takımın psikolojisine çomak sokmaktır. Evet. Ya bir de hedeften kopmamışsın. Şampiyonluk hedefim var. Ya bu çocuk sana 20 gole katkı vermiş. Ya mantıklı değil ya. Mantığa ters çok açık bir şekilde ve ya sezon başında yıllar boyu sen bu noktada çok sıkıntı çektin ya Fatih Hoca ee, yani Fatih Terim dahi isyan etti bu olaydan dolayı basın toplantısında. Ya Berkan Kutlu sezon başı niye gitti Genoa'ya? Son gün gitmek istiyorum dedi. Çünkü Abi bugün de ee, bak birkaç tane pozisyon var. Adam bak, dedi yani. doğru şekilde bak. Yanlış şekilde değil. Doğru şekilde geriye dönüyor. Baskı altında. Ö, diğer tarafa dönse belki topu kaptıracak. Orada bile AU başlıyor. Yani Berkan'ın ayağına geldiğinde. Yani... Bugün sahanın en çok kilit pas veren futbolcusu kim? Berkan mı? Berkan. Yani şaşırmadım abi. kilit pas. Işte. Biraz ders çıkarmalı bence Galatasaray. Ya daha doğrusu tribüne giden taraftarın ders çıkarması gerekiyor. Andromeda Orion yazmış. Kerem'in ıslıklanmasına karşıyım. Korner kullanmasına da her korner etkisizdi artık. Kerem'i eleştirirken ben suçlu hissediyorum ama gerçek bu demiş. Ya bence normalde böyle bir şey yok ama bugün özelinde Erinç'in yorumuna katılmıyorum. Bence de Kerem ilk defa kornerleri baya kötü kullandı. Ee, ama vuracak adam da yok. O da ayrı bir konu. Yani... Hayır ben şeyi söyledim. Kornerler kötü yere gitmedi aslında. Yani evet değerlendiremedik. An... Değer yani orada bir bence o şeyi seti oturtamadık. Korner setini oturtamadık. Çünkü mesela Mertens'in Kerem Demirbay'ın da kornerleri isabetli değildi ama iyi yerlere gitti. Evet. Ya yani bunu onu da söylemek lazım yani. Yunus Emre de tebrik ediyorum. Ş Şampiyonlar Ligi United karşısında 3. olmanı se ol olmanın senede en az 4 süper lig maçında tek başına 3 puan almanı garantileyen adamı ıslıklıyorsan sen Galatasaray taraftarı değilsin. Elin adamı 15 milyon euro verdi bunun için. Yani Sene sonu belki de daha fazla. Tabii. Hayır. Cengiz'i kastediyor aslında. Ha tabii ha. tabii. Yani Cengiz Ünder'i kastediyor. Çok doğru. Yani e, ben açıkçası sezon sonunda 15-20 milyon euro teklif gelir. Kerem ayrılırsa şaşırmam. Açık söyleyeyim. Ama ararız Kerem'i. Bunu da söyleyeyim yani. Isıtlayanlar çok arar Kerem'i. Ya onun muadili bir topçu yok şu anda. Türkiye, Türkiye piyasasında. Ya vardı işte Fenerbahçe 15 milyon euro verdi. Evet. Devam edelim. Erdener Alem daha yazmış. Herkese iyi akşamlar. Bugün tribünde gerçekten utandım. Seversin sevmezsin ama katkı veren futbolcunun ıslıklanması olacak iş değil. Buna bir son vermeni demiş. Yani yüzde bir milyon. Aynen Trabzon deplasmanında Kerem iki gol attı değil mi? Ee, evet. İki gol evet, attı tabii. Bunu da okuyalım. Hatta abi sana da soralım bunu. Yani burası bence de önemli. Fenerbahçe ikisi ilk beş günde üç nokta transfer yaptı boyun gidebileceği ortadaydı. Boyun gidebileceğini geçelim. Solbek'in olmadığı ortadaydı. Evet. Koca Galatasaray'ın sağ ve sol yok. Bu kulübün ABC hatta D planı hazır olmalı. Bu bence büyük bir skandal. İyi yayınlar. Sağ bek için gene bir şey söyleyemem. Boy gider gider. Ben söylerim ona. Ona da söyle. Yani. Ben söyleyeyim ona neden olduğunu. Ee, Saşa Boy'un bu kulüpten gideceği geçen sene sezon bittikten sonra belliydi. Ha, evet doğru. Doğru. Ama ne zaman gideceği belli değil. Ama gidecekti. Evet. Doğru. Evet. Ya yani şampiyonlar Bizim, performansı bu noktaya evet, tırmandırdı rakamları. Ama abi geçen sene biz dedik ki Saşa boyu biz belki seneye tutarız belki tutamayız dedik. Evet. evet doğru. Galatasaray Hele ki firmasını değiştirdiğinde o komple belli. Aynen yani. öyle. Galatasaray'ın böyle durumlarda bence bu dönemlerde yani geçen sezonun sonunda artık bu Saşa boy ya bu yani Ocak'ta gidecek ya sene sonu gidecek. Bir şekilde gidecek deyip B planı planını hazır tutmalı. Evet. Bence. Ki da yaşadın. Yani daha doğrusu şöyle yaşadın. Nelson'u veremedin. Evet. Savunmadaki bir e, bayrak adamı daha veremem diyerek 17 milyon euro net para vermişti. Seviye, Bonussuz yine. seviye. Evet. Son gün veremedin. Çünkü B planın yoktu. Marka gitmişti. Tamam Abdülkerim'le doldurdun Marka'nın borçunu ama Nelson'u bu yüzden veremedim. Şimdi buradan bir ders çıkarıp aslında Sabek için kesinlikle bir B planı hazır olmalıydı. Şey de çok enteresan abi bana geliyor. Yani marka A'yı işte 10-12 milyon euro bedele gönderip e, seviyenin sonra Nelson için sana 17 milyon euro gelmesi çok enteresan, izlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Buna, ee, evet. Şunu söyleyelim yani burada bence esas mesele Solbek. Yani Kazımcan Hoca'nın artık istemediği ya da en azından kiralamak istediği e, Başından Kendini, beri ben söylüyorum. Benlik spora, spor'a kiralanması gündemde, gündemde. olacak meler. Şu an hiç solbek olmadığı için bu, yani transfer streç. açıldığından beri kaç gün oldu ve hala Galatasaray solbekin olmaması hakikaten çok enteresan. Yani bunun bir şekilde çözülememesi. Ya ben benim orada anladığım... bence çok fazla Rıdvan'a kanalize olduğunu düşünüyorum Galatasaray. Ben ya başka mantıklı bir gerekçesi yok yani bu işin. Yani sanki e, solbek için. Benim gördüğüm yani Rıdvan'dan bağımsız bazı oyuncular da kiralanmak istendi daha ilk başta ve onlar da olmadı gibi ben biraz görüyorum konuyu. Mesela Regio'nun ismi geçiyordu. Ee, onun olmadığını duydum. İşte e, Akunya ismi belki büyük ihtimalle doğruydu. Ee, yani bu tip e, bazı oyuncuların olmadığını e, söylüyorlar. Ee, yani Rıdvan sanki bir ikinci bir alternatifti orada ama ee, Rıdvan'a herhalde Galatasaray şu an Rıdvan'dan başka bir opsiyonu kalmayacak gibi gözüküyor. Genel nokta dedi. itibariyle. Kazımca'dan neden bu kadar çabuk vazgeçildi demiş Lupus. Yani ya şu an Galatasaray seviyesinde değil bence Kazımca. Ve çalışma temposunu bence o. Çalışmasını doğruca beğenmiyor. Bunu aslında Kutlu da bizim yayında çok iyi anlattı. Kutlu değil pardon Kaya He. anlattı. Ee, yani net bir şekilde hani Boy ve Barış Alper kendisi özel çalışırken e, Kazımcan'ın hani kendisinin e, böyle bir çalışma içerisinde olmadığını bu kadar önüne fırsat geldi halde e, yeterli özveriyi göstermediğini düşündüğünü hocanın söyledi. Ben muhtemelen mesele bu diye düşünüyorum ben de. Yunus Akgün de aslında İngiltere'ye kiraya giderken biraz bu sebepten hı hı. daha taktik disiplin aslında. E, sebebinden dolayı. Yıllardır zaten o Yunus'ta bir problem. Hatta bir Didi. kupa maçında bayağı sağ içinde o konucu çok kızdı. Ciddi bayağı kızdı. Azarlamıştı. Kazım Can'a da buradaki pe şey pendik maçı abi. Pendik maçında o şeyi kesti bence. O... Bileti, kesti. kesti yer. Yani. Ömer Edit mesajsız süper chat bağlamış. teşekkürler. Oldum. Yunus Emre Tokdemir karamsar evet bankalar. Niye karamsar olacak <laughs> <bir> şey ya? <laughs> İlker Sarı yine mesajsız süper chat paylaşmış. Teşekkürler. Ata Aga, yakışıklı abilerim selam. Anonsçu düşük bütçeli DJ abimizle ne yapacağız? Remixlerle kafa şirip futbolcu çağırırken son ses müzik çalıyor demiş. <laughs> abi bilmiyorum bugün ben Suat abinin olduğunu tahmin ettim maç baş başında ama hakikaten bilmiyorum gerçekten o muydu? Birkaç kişi de Suat abi diye Sanmıyorum yapmışlar. Sanmıyorum ya Suat abi Bodrum'da değil mi? Öyle <laughs> mi? Şu an Bodrum'da mı? Ben bilmiyorum. Hani birkaç kişi daha Suat Ateş diye yazmış ama en azından bazıları Suat Ateş şarkılarıydı diye biliyorum. Ee, bayağı bir ses vardı gerçekten bugün. E, enteresandı. Ben ilk defa bu müzikleri dinledim. Bazılarımız biz enişte birbirimize baktık. Hayatımızda ilk defa duyduk Galatasaray'da. Bu kadar zamandır maça gidiyoruz. İlk defa duyduğumuz şarkılar e, enteresandı. Bugün Stop'la alakalı başka bir konuya daha değineceğim. E... Şunu okuyayım ondan tamam, sonra. ondan sonra, sonra değine, Özgür aynen. Öztürk yazdım. Emir Kerem, selamlar. Konu Kerem. Histeri krizi geçirdim resmen ekranda. Telefonu fırlatmışım, ekran kırılmış. Bu şımarıklık ve tahammülsüzlüğe katlanamıyorum artık. Belki birkaç men vesaire gelirse bu işlerin önü kesilir demiş. Bu tribün olayları şöyle bir kafamda bir şey canlandı bugün buraya gelirken. Bu şu e, tribünün önünde gelen isimleriyle şu tribünün e, geçirdiği bu evrimi bir konuşmak istiyorum ben. Evet. Umarım böyle bir Yani şey zaten yapmayalım. ama e, ya kale arkası tribününde kereme tepki olmuyor ya. Genelde Yok. o zaten o, o ondan Genelde bahsediyor. Genelde doğu batı. Abi. Batı doğu. Ve evet. sana şöyle söyleyeyim abi. Ben buna bayağı bir dikkat etmeye başlıyorum. Hani işin sosyolojisini biraz çözmeye çalışıyorum. Bunu yapanların çoğu abi benim normalde hiç görmediğim insanlar maçlarda. Evet, yani maçlara arada böyle arada bir gelen o gün başkasının kombinesiyle giren işte normalde belki burada bile oturmayan ya da maçlara sıkça gelmeyen tipler. Yani maalesef bunların çoğu böyle. Çok net dikkatimi çekiyor artık yani. Bunu yapanlar benim atıyorum yanda görüyorum ha, hiç görmedim daha önce maçta kastedir aynı yerde oturuyoruz, hiç görmedim o adam mesela yapıyor onu yani genelde ya zaten yani Galatasaray'ı çok yakından takip eden tribün kültürü olan bir adam bunu yapmaz dediğim gibi ya bir buçuk sezon 44 ayıp ayıp derler yani ee, şu şeyi verelim mi ya bugün Ger bu stadyum e, anonsör falan filan demişken Abi bugün millet dondu statta. Şimdi bu fotoğrafta çoğu gözükmüyor. Daha da yüksek. Tabi burada şey kroplamışlar, kesmişler. Şöyle söyleyeyim abi. Özellikle baktım ve saydım da hatta. Stattaki ısıtıcıların üçte biri falan çalışıyor. Üçte ikisi çalışmıyor abi stattaki ısıtıcıların şu anda. Ve felaket durumdaydı. Yani stat inanılmaz soğuktu. Yani bu meselenin çözülmesi lazım. Ki artı şeyi de söylemişler. Eee... Bu diğer localardaki falan ısıtıcılarla da alakalı. E, maçın başında açmıyorsanız sonrasında açmayın denmiş. E, falan böyle garip garip şeyler var. E, enteresan yani bunun sebebini e, bilmiyorum ama gerçekten bu ısıtıcılarda eğer problem varsa çözülmesi lazım. Bugün herkes statta dondu. Yani olacak iş değil. Bir sürü insan büyük ihtimal hasta olacak bugün maça giden. Herkes aynı şeyi konuşuyordu. Bugün de en soğuk günlerden biri. En biriydi. soğuk abi. günlerden biri ve şu, gel şu olacak iş değil abi. Yani üçte biri yanıyordu ya sınırcıların yani. Çok çok kötüydü yani. Kötü. Yani ee, şimdi burada biz Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe yöneticilere kızdık. Ee, bu rezil şartlar altında nasıl deplasman tribünü tamam. yaptırıyorsunuz diye. Ee, bunun bence Fenerbahçe tribünde şey Panavacçı yöneticilerinin hoparlörlerinden bir farkı yok bence. Evet ki bak evet. bu yine iyi kısma söyleyeyim yani genel açıyı verebilselerdi daha da beter durum yani gerçekten üçte bir falan yani yanıyor çok felaket yani. Evet devam neyse edelim. bu da inşallah e, ilgili insanlara gider bu söylediklerimiz ve bir sonraki maçta e, ısıtıcıların tamamı çalışır. Kerem'in yerinde olsam bu akşam menajerimi arar cumaya kadar kulüp bulup giderim. Bir değil iki değil yeter artık demiş İbrahim Güven. Öyle bir şey yapacağını zaten düşünmüyoruz. Yapmaz. Umarım yap, yapmaz. Diye umut ediyorum? Yapma, Yapmayacağını düşünüyorum. Ama aklından geçmemişti değildir duygusal yönden. herkesin aklından geçer abi. Yani mesela marka ya yani bunu rahat gönüllükle söyleyebilirim çok oldu üstünden. Yani marka'yla kavga ettikten sonra Kerem kendi gitmek istedi çok açık. Yani hoca bile dur diyememişti. Evet. Yani orada e, marka süreci iyi yönetilemeseydi Kerem giderdi. Yağız Yılmaz yazmış, "Hocam sağ olsun artık ülkede sigara paketi kalmadı." demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya hocanın bence bir şeyi yok. En azından bu ya, maç değil abi yani. En azından yani, yani, bu yani, maç, maç değildi. Yok, hocayla alakası olduğunu düşünmüyorum. Hatta e, bence Okan Hoca bazı noktalarda çok iyi iş çıkarıyor ve hani derler ya ney? Ee, kan kusup kızılcık şerbeti mi içiyor? Ne? Evet. Ya istediği transferlerin çoğu yapılamadı ya sezon başı. Yani ona rağmen Okan Hoca ağzını açmayıp bu takımdan en iyisini almaya çalışıyor. Bence. Yani Zaha, Ziyech, Kerem'in ee, çok güzel bir yorumu vardı abi. Okan Hoca'nın transferleri bu, değil mesela bunlar. Bu e, şeyi Tete. bu durumu Okan Hoca şu ana kadar çok güzel makyajladı diye bir Tabii, yorumu evet. vardı. Ben bir önceki yayında söyledim. Tete'nin eee scout ekibi tarafından e, onay görmemiş bir transfer olduğunu. E, bunun gibi bazı başka şeyler de var. Yani orada evet gördüğümüz kadarıyla yani hocanın en azından çok da istekli olmadığını duyuyoruz yani, yani. başka altı bir altı teknik altı adam yani. olsaydı bunları deşifre ederdi Okan Hoca hiç. Evet. Allah var yani. Ee, elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bence hakkını teslim etmek ve Galatasaray taraftarının Okan Hoca'nın her zaman yanında olması gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle Girina'nın Super Chat'ini okumadan önce şunu söyleyeceğim. Ben Girina <laughs> değilim. <laughs> Allah aşkına. gidin <laughs> <laughs> Urun yayınında da, da aynı atayım. şey olmuş. Ee, hatta kendisi ya kendisi söylesin aslında ya. Ya kendisi Trakyalı bir hanımefendi. Kendisi bir hostes. Benimle uzaktan yakından alakası yok. <laughs> Allah aşkına benim mahlasımmış gibi davranmayı bırakın. Ee, evet İrina Hanım yazmış. Nebek için ne de on numaraya transfer geleceğini sanmıyorum. Hamle, Rıdvan ve Zeki zaten gelmese daha iyi olur. Okan Hoca'nın şapkadan tavşan çıkarmasını beklemek nereye kadar demiş. Kerem Evet fan demiş. Faruk Karadeniz yazmış. Kerem Aktürkoğlu'nun ıslıklayanın kombinesi iptal edilmedi. Kötü oynadı. Doğru ama topçu ıslıklamaya gelmeyin kardeşim şuraya demiş. Bunu okuduk. Yok. Bu kadar çok benzer şeyler var. Aynen. Yani. Evet, Eray Mutlu koyalım. yazmış. Geçen maç skor gelmeden sokacaktı Halil'i. Görmeden gol geldi. Bugün onu yaptı. Tehlikeli yerde top saklayıp çalım atan tek adam Halil demiş. Ben hala söylüyorum abi. Halil topla vedalaşmayı öğrendiği gün iyi topçu olacak evet. Yani çok ben, çok o, enteresan. Ben o cümleyi Halil'e değil de şey kullanırım abi. Tete Hani Icardi bir verdi yüzde top. Tekrar Icardi'ye verip golü yaptırması lazım. Kaleci çalmadı falan. Kaleci kendi değil, vurmaya yani. Topu bile çalınmadı galiba. Yani. Evet. E, Türk, Kemal Türkay Yerlikaya aldık. Direkten dönem top rekorunu kırdık mı maç demiş. Kırılmadı Hı? sanırım. Beş, Beş direkten top. Var mıdır daha fazlası? Hı? Vardır Sizce? ya. Muhtemelen vardır abi. Nerede? Beşten fazla var mı? Beşten var mıdır fazla Bilmiyorum abi. abi çok Bilmiyorum. Abi. Bilmiyorum. Abi, Hamit geçen bir sene yok yok. Hayır Yok. Bir maç içinde, ee, 90 dakika Fenerbahçe'nin bir maçı vardı sanki. 5-6 direkt falan dönmüştü. Evet, çok, şey çok dönmüştü onun muhabbeti sanki. Yaşık, yakışıklı borsacı Nominal Reis yazmış. Bizim e, iradeli süperçada arkadaşlardan biri. <laughs> Şu direkt işini çözün agalar. Metafizik çözüm. E, B yolunda iyi bir hamam materyalist çözüm. Maçtan önce direklerin içini yağlamak kayıp girer belki demiş. <laughs> Bu sigara paketi olayı bu arada bizim anladığımız gibi değilmiş evet, arkadaşlar. Evet. Ee, konuyu çok açmak istemiyorum Bu sefer biz <laughs> anlamadık. Geçen sefer sen bir film önerisi vermiştin. Onu da biz anlamamıştık. Biraz ona benzemiş. Ee, şöyle sağ bek ve sol bek yani sigaradan artık sağ bek sol bek yapıyor hocam manasındaymış. Daha fazla açmak <laughs> Abdurrahim Albayrak olsa bence e, takım yarın hamamdaydı. Kesin doğru. <laughs> Ne diyorsun abi? Götürür müydü Abdurrahim? Yorum yap... Yok. <laughs> 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 Abdurrahim başkan olsa yarın bence böyle güzel bir e, organizasyonla Toyota kumamam olabilirdi yani. Mayıs'tan sonra görebiliriz belki böyle evet. 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 Kerem o kadar çok top kaybı yapıyor ki erken gol bulabileceğimiz hücumlar ölüyor. Hele ikar ceza sahasında. Yalnızken 40 metreden oraya orta yapması demiş Erik. Kerem. Bak bu 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 bir eleştiri. Doğru yani. eleştiri bu. Eleştiri. bence. Bu öyle. bir eleştiri. Bu eleştiriye hak da veririz. Konuşuruz da üstüne. Aynen öyle. Bu başka bir şey tabii ki. Eleştirilebilir ama sıklanamaz bence de. Cemal Türkay Yerlikaya ilk değişiklik Kerem Demirbay yerine Berkan Zaha olsa daha iyi olmaz mıydı? Zaha girdiğinde Barış sola geçebilirdi. Zaten golü de Barış Solbek'e geçince attık demiş. doğru olabilirdi ama ben Kerem Demirbay'ın böyle daha böyle ileride karşılamanız gereken yerlerde biraz kontra preste eksik kaldığını düşünüyorum abi. Yani o karşı preste biraz Kerem Demirbay'ın eksik kaldığını düşünüyorum. Evet. Ya bugün zaten iyi değildi Kerem ya. Evet. Oyunun iki yönünde de iyi değildi yani. Bence yani çok doğru bir değişiklik de oldu değişik yani. Doğru değişiklik. Bence de. Çanak süt yazmış. Kerem Bey maç öncesi şovundan bahseder misiniz diye. <laughs> evet, işte. O, bahsettik işte şarkılar Remix, ve remixler her şey üst üste geldi. Vallahi soğukta insanlar ısındı abi. Dayanamayıp dans ettik enişte biraz. Bir tane videomuz da var ama <laughs> burada gösteremem. <laughs> Devam edebiliriz. Yasir Kurt yazmış. Fenerbahçe'nin 6. stopere yarım sezonun 2 milyonluk kiralık ücret vermesine ne diyorsunuz? Bizim bu kadar transfer ihtiyacımız varken rakibin böyle rakamlarla oyuncu olması taraftar olarak bizi etkiliyor demiş. Ve 6. stoper bizim... falan artık yani. Ben bence yani gerek yok. <laughs> Yorum yapmaya çok gerek Yok, ya bence şey. gerek yok. Yani transferin şampiyonu her sezon başlamadan evvel olabiliyor, yapılabiliyor. Ama önemli olan sağdaki performans. Ee, yani Galatasaray'ın bence ne diyeyim? Fenerbahçe imrenmesine gerek yok ya. Hı -hı. Ama tabii ki burada Fenerbahçe yönetiminde kutlamak gerekiyor. Tabii. Yani. yani şeyi bırakmıyorlar şu an, değil mi? Çok iyi. Yani, Toplu to, yine ucu kadar boşluk bırakmıyorlar aynen şu an. Aynen yani. En iyi kadrosu yani Ali Koç döneminin en iyi kadrosu ve en doğru transfer politikasını uyguluyor şu anda. Takdir etmek lazım ama e, yani bu Galatasaray yönetiminin kredisi var. Güvenmeli taraftar, beklemeli. E, yani geçen sezon çok iyi bir e, transfer dönemi geçirdi Galatasaray. Hakkını vermek lazım. Evet bu sezon başında hatalar yapıldı. E, doğru. Belki bunu da başarı e, sağladı. Yani o aşırı özgüven belki bu hataları yaptırdı. Ama transfer yapmak kadar ben Türk futbolunda oyuncu ihraç etmenin de çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Kesin. Fenerbahçe bu konuda açık ara en iyi kulüpken Galatasaray bir kez daha farkını ortaya koydu ve Saşa Boy'la e, seviye atlattı Türk futboluna bence. Yani bir teamül yıkıldı, bir gelenek yıkıldı. Hani X bir oyuncuya bu rakamlar verilmez sözü tarih oldu bence. Aynen öyle. Kontratının bitimine bir buçuk yıl kala sözleşmesini uzatmamakta direnen bir futbolcu 40 milyon euroya gitti. Hani 30 evet garanti 30, zaman. ama. 30 artı 5 ve iki tane de hazırlık maçının yani, %50 geliri. Yani çok ciddi bir rakam. Orada bir yorum yapayım mı abi? Evet. Ee, Saşa Boy eğer birazcık Galatasaray'ın tarafında durabilseydi bu süreçte. Suçlamak adına söylemiyorum. Dünyanın en doğal şeydir Bayern Münih seni istediğinde tabii. gitmek istemek ve buna diretmek. Ama Saşa Boy biraz daha Galatasaray tarafında durabilseydi Saşa Boy'un e, kemiksiz bonservisi 40 kın üzerine kesin çıkardı. Ya ben o kadar da çok e, hani Galatasaray düşünmeden hareket ettiğimi düşünmüyorum ya Saşa Boy'un. Ya şöyle söyleyeyim. Bayan tabii kabul etti. İstanbul Spor maçına çıkmadı. Hı, -hı. Ee, Okan Hoca ile yaptığı konuşmada biraz Okan Hoca'yı hayal kırıklığına uğrattı. Hani oyna git demiş Okan Hoca. Yok demiş. Risk almak istemiyorum. İstanbulspor Maçı'nda bu yüzden kadroya alınmadı ama e, o bir buçuk günde de ben Galatasaray'ın rakam bu noktaya getirmesinde menajerinin burada da tebrik etmek gerekiyor. E, Stellar şirketinde çalışan Timur Kunt gerçekten Galatasaray'ın bu rakamlara çıkmasında hatta Bayern Münih'le iki hazırlık maçını kontrata yazma fikri de Timur'dan çıkmış. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Yani oyuncu direkt marka var bir tavır içinde olsaydı bence bu rakamlara çıkamazdı Galatasaray. Doğru ama biraz daha böyle hani tamamen kulübüme bırakıyorum, orayla anlaşın, gelin gibi bir tavır olsaydı o iş bonservis bedeli 40 gün üzerine çıkardı. Evet. Elinç. İyi <laughs> çok iyi asayla, onu biliyoruz ama yani, evet. yetmemişerince ya bir günde Hayır, 10 milyon yetmedi, yetmedi, Hayır yetmedi yetti yetti Hayır o ayrı mesele. Bir günde 10 milyon euro ya. Yapılan bir yorum Düşünsene, sadece bir benim, gecede. Benim bana yapılan bir yorum bu. <laughs> ee, sürecin içinde olanlar tarafından <laughs> yapılan bir yorum sadece bu. Ee, onu <laughs> söylemek istedim. Tabii canım. Ceyhun iyi gün yazmış tribinde herkesinden insan var yuvalama konusunun insanın insanımızın ortalama dünya görüşüyle değerlendirilmesi gerekir bence tribündeki herkesin bilinçli taraftar olmasını beklemek ütopik. Kerem seviliyorsun demiş. Teşekkürler abi. Sana değil Aktürk olma diyor. pardon. <laughs> Tam alkolik bir şey oldu. <laughs> pardon. Abi o kadar çok şey oldu ki <gülüyor> <gülüyor> bana geldi şeyi. <laughs> bana geldi zannettim pardon. Rezalet. Neyse devam edelim. Şöyle. Şenol Güneş'in şeyi vardı ya abi. E, yağmur yağdı sen bana ördek mi demek istiyorsun? <laughs> Onun gibi <bir> şey oldu. <laughs> ya şöyle bir şey söyleyeceğim bu konuya katılmıyorum. Çünkü bence ortalama e, dünya görüşüyle falan hiç alakası yok abi bu mesele. Tam tersi de daha yani şey... E, ağzımda bir tabir var ama küfür olduğu için söyleyemiyorum. Rahata alışmış olanlar... Sen, sen dikkat et böyle sapına gelince... <laughs> <bana sıkıntı> <laughs> rahat rahata, alışmış olanlarda ben bunu görüyorum daha çok abi. Ve böyle maça da her maça da gelmeyen tipler genelde bunlar. Bu yapanlar. Bilmem neyi tipler rahat. <laughs> Yok bilmem nesi rahat alışmış. Tamam işte tamam, onu da benden evet. izleyelim. Tamam. Onur çok Kazancı de. yazmış. Orta sahada mücadele ve yaratıcılık sıkıntımız var ama hala daha Sergio ve Kerem Demirbay tarzı olan Soler'den bahsediliyor. Oğlum şu KDB yazmayın. <laughs> Debrün diyesin geliyor ya. Yine bir Süreyya Hanım hikayesi demiş. Yalnız Olivier bence de yani olsa çok iyi olurdu ya. Özel bir oyuş. Birazdan opsiyon olurdu abi. Nelson konusunda Kerem'e katılmak ile beraber Nelson'dan istenenin bu olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca bence bu işi Davinson'un ve Torayra'nın üstlenmesini istemiş gibi geliyor demiş ben İbrahim Aydın. Katılmıyorum çünkü bunu zaten bunu beğenmediği için Hoca Nelson'u kesti abi. Nelson'la alakalı zaten başından beri dertlerinden bir tanesi buydu hocam. Bir sürü kez de dile getirdi. Dile de yani. getirdi bunu yani. Hatta bayağı en son... Kopenhag eğer... başında çok ciddi eleştirdi abi. Bak ilk defa Okan Hoca'nın ben bir bu kadar oyun kurulumuna katkı vermediği için eleştirildiğini görüyoruz. şey dedi yani. hatta eğer söylediğimizi sahaya yansıtmayan olursa onlarla oynamayacağız, dedi. Oynamayacağız dedi. dedi. Baya yani Daha çok sert bir açıklama bu. MK91 yazmış. Halil oyuna girince oyuna hareketlilik getirdi. Ayı da güzel. Halil 10 numarada Mertens'in yediği olabilir mi demiş. Bence de olabilir. olabilir. Değerlendirilmedi. Zaten olacaksa kadar. orada olur Halil. Bence orada de. Orada olmaz. Kesinlikle. Başından beri onu savunuyorum. Evet devam edelim. Söyle abi. yo yo, yo ha. başka sen okul başka bir şey söyleyeceğim. Can Haliloğlu yazmış. Barış Alper Yılmaz'ı izleyen scout hangi bölge için not aldı sizce demiş. <laughs> o da güzel, doğru. O da ayrı bir konu yani. Sağ bek, orta, seyde bir ara yine forvet arkası gibi de evet. konumlandı. Sol bek de oynadı. Yani gerçekten Mehmet Emin Akgöz yazmış. Liverpool scout Yok yok ben şey ee, yani Halili söyledik ya on Aha. numara alternatif olmalı diye. Bence Galatasaray'ın yerli bir santrafor alması lazım. Tabii ki sonra e, yani alt listede hani e, gerekli ihtiyaç listesinde alt sıralarda olacak bir mevki ama eee Erencan yardımcıyı hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor diyor. Erencan'ı ben Fenerbahçe'nin istediğini belki de buradaki ben söylemiş. Çok ekledi. Bayağı şey. da evet. Yani. bir şekilde istiyormuş. Bence üf, yani yazık olur. Yani Galatasaray altyapısından ediyiz. Bir oyuncu ve e, yani Eyüp Spor'da ama sürecin ben çok bon kötü yönetildiğini düşünüyorum orada yani Erencan'a en azından kiralık gönderip Galatasaray bir deneyebilirdi bu kadar çabuk nasıl gönderdi tamamen bonus servisiyle falan ya ben orada bir, bir ciddi bir hata var bence abi yani katılıyorum söyleyeyim. Em, Mehmet Emin Akgöz yazmış Liverpool scoutları da Okan hocam için gelmiş diye duydum çok hmm. yakışmaz mı ama giderse bizi çok gururlandırır ama senelerce bizimle kalsın demiş tam da Liverpool'un istediği topu oynatıyor ya Okan Hocam Yani hani... Doğru valla. <laughs> İrfan Hoca'm gözlükleriyle bir Anfield Road'da izlememiz yok mu? Hakikaten ha yerine. Ya Liverpool'un bu arada bu hafta içi bir videosu yayınlandı. İzlemeyen varsa mutlaka izlesin. Yani mükemmel. Çok çok güzel. Yani bir kulüp olmanın evet. e, bir e, engelli demeyeyim. Ne diyeyim? E, sıkıntılı. O sıkıntısı olan bir İzleyeyim. taraftarına. taraf Ben e, ağlayarak izledim. Hmm, çok çok, çok çok güzel özel. Bir yani çok özel bir video. Kulübün davranışı yani mükemmel, mükemmel. mükemmel. Ee, yani gerçekten böyle bazı Almanlar çok özel oluyor. Yani gerçekten çok özel şeyleri oluyor. Biz Dervali anlattık burada. Onda da çok benzer bir hikaye. Yani benzer değil ama yine halkla olan şeyi, yakınlığı o e, duygusal tarafı. Duygusal tarafı ve aile olarak görme kulübü tarafı. Yani hakikaten klopta da o var. Çok güzel bir videoydu. İzlemeyen varsa öneririm. Bulurlar yani rahatlıkla. Evet. Berat Ağdaş yazmış. Övdük abi. Kerem evet Halil, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu öv demiş. Övdü. Övdük. 10 numara. Siz istemeden yaptık. Evet. Onur Kazancı yaratıcı ve golcü bir 10 ile atletik mücadeleci bir 6-8 numaraya ihtiyacımız var. Yine yumuşak ve pasör bir 8 numara almanın anlamı yok demiş. Zaten birinden biri olacak. Evet. Bu ve muhtemelen 10 numara olacak bu. Evet. Ee, 65 rakip ceza sahası da bu, topla buluşma. 3.17 xG, %76 topa sahip olma ve skor 2-1 iyi yayınlar dilemiş. Praun'da. teşekkürler. Uğur Er Yılmaz yazmış. İtiraf ediyorum katıl üyesi yan branş yayınları için oldum. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Deniz Ren'de mesaisiz bir süper chat paylaşmış. Teşekkürler. Sağol. Kerem Kamal yazmış. 10 numara şart oğlu şart Aynısını alınacak konuştuk. mı demiş. Umarım alınır. Yani bence de şart. Ali Naci Küçük bununla alakalı detayları Tamam. Ha, ben de bunu Hayır. soracaktım. Sana Hayır. demin unuttum. Bakan buraya elbet iddiaları abi. MK91 de sormuş. Bu doğru mudur? Senin duyduğun bir şey var mı? Ee, kiralık olarak istedikleri e, doğru ama Galatasaray reddetti. Ha. Bon servise dönermiş. Kiralık olarak kesin olarak Yok, reddetti, yani reddetti Galatasaray. Galatasaray. Aynen. Evet. Bu arada Trio programında da Icardi'nin pozisyonuna 3 hakemde penaltı demiş. Tabii. Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Bahattin Duran. Sukris Sarris yazmış. Bu Endombele basket takımına 5 numara daha iyi olur bence demiş. Rezgar ne diyorsun? Yani, çok kötü ya. <laughs> Yorum yapmıyorum çok abi. Kötüydü. Aman aman abi. El Nino mesajı süper chat yollamış. Teşekkürler. Devam edelim. Jardel yazmış. Şimanski tarzı pres gücü yüksek biri var mı gündemde demiş. Bak şimdi. Ben tam e, o de... alacaklarını düşünüyorum bu arada. Hı? Son yani haftalarda yüksek bak şimdi olacağım. Olacağım. Şimanski de son haftalarda Galatasaray kadrosunda olsaydı istiklanmıştı. Skor üretemediği zamanlarda da bilmiyorum. Ben istiklanmazdı ama neyse. <laughs> Mert Kayıdoğlu yazmış. Cuma günü spoiler Dübü ile transferi kapattık. Şey Ömer Bayram'la. <laughs> <laughs> son son. <gülüyor> bekleyelim bence ya biraz. Yok ben böyle ben ben de böyle olacağını düşünüyorum. Bekleyelim ve biraz güvenelim bekleyelim. bence. Evet evet. Biraz bekleyelim. Murat Ak yazmış selamlar seviyorsunuz bu ıslıklanmanın sorumlusu. Yönetim bilet tarifesi sen 8 bin lira yaparsan oraya seyirci gelir. Destek destekçi değil. Sonuna kadar Kerem demiş sana demiyor Kerem. bir <laughs> sefer işte okay. Anıl Danacı yazmış Kerem'in ıslıklanması kadar saçma bir olay da 89'da gelen golden sonra flash açmak mükemmel bir Doğru. E, nokta atışı. Bizim taraftardaki leş açma merakını anlayamıyorum ben anlayamıyorum. Ve ders Bak. de almıyor. Mesela hiç bu bu noktada unutamadığım maç Fenerbahçe derbisi 2-0 3-3 diye vardık 2-2. Şey, ee, Lines'in çaprazdan attığı golü diyorsun. Abi, abi bunu aşamıyorum ben ya. Yani bu kadar saçma sapan bir şey olamaz abi yani. Hani ne oluyor abi Flash açınca ya? Gerçekten ne kazanıyorsunuz yani? Ben anlamıyorum yani. Hakikaten anlamıyorum yani. Devam, Devam edelim. Bir flaş açma, iki topçu ıslıklama. Tribünde acil çözülmesi gereken Geriz. iki tane olay. Kesin. Kesin. Melik Gündoğdu yazmış. Kerem Demirbay Sivas maçında penaltı yaptırdı. Bu maçta direkt hata yaptı. Resmen gözümüzü boyuyor. Endombele ve Demirbay e, zaruretten oynuyor. Demiş. Zaruretten oynuyor. Doğru. Deniz Kargın top Abdülkerim'deyken bile vur diye bağıran değişik bir taraftar var bu sene. ultrasların Aslan'ın sayısı mı azaldı acaba tribüne demiş. Yani hakikaten Abdülkerim'e 40 metreden vur diyen bilet fiyatlarının etkili olduğunu Bir de Abdülkerim de bir iki evet. bir iki etkileri vurmuştu gerçekten. Tabii 40 40 yani. Vurdu. Var vurdu, ya. vurdu. <laughs> ama bak abi geçen sene bilet fiyatları açıklandığında tamam eyvallah çok güzel bir gelir kazandık Altasaray ama ben her zaman söylüyorum tribünün demografisini değiştirirseniz buradan geri dönüşü yok. Evet. Gelirin bir, bir şekilde geri dönüşü var ama tribün demografisi değişirse bunun dönüşü yok yazmıştım. Evet. Yani neyse. Reis ya, gelmiş gene. Reis gelmiş yine. Kerem'in ıslıklanmasında sizin de payınız var. Arkadaşım kazımcanın Can'ı kızıyor ama kendi Kerem'i ıslıklıyor. Niye diye sorunca Kerem mental açıdan çok güçlüymüş. <laughs> kaldırır bir şey olmaz diyor. Senin Kerem'i mental açıdan çok iyi diye övmelerin Kerem'in Hayır ama bak. bak, Bu dün e, geçen günlerde Kerem ne açıkladı? Ne dedi? Neden benim mentalim kuvvetli diye, Doğru. güçlüyüm diye. Bunu aynısını ben zamanda söylemedim mi burada? Doğru. Söyle. Bence Kereme sorsanız bunun tam tersini söyleyecekti tabii, tabii. size diye. Doğru. Tamam. Evet, devam. Ali abi, Muslera her gün yalan haber Muslera ile alakalı herhalde. Evet. Her gün yalan evet. haber yapılıyor. Bence Ziyech kalmalı, Ardı Bakan bu Oliveira sol bek, sağ bek 8 numara alınmalı ona rağmen Doğru. iyi gidiyoruz Mutba. demiş Hasan Balil. <laughs> <laughs> şey, Uzun bir liste İnsanların unuttuğu bir şey var abi. Onu hatırlatayım. UEFA listesinde yalnızca 3 değişiklik yapabiliyorsunuz. Evet, aynen doğru. Bunu hatırlatmak lazım. Kerem'in bu kadar tercih hatası yapması konusunda ne yapılabilir sizce? Pozisyon veya rol değişikliği vesaire demiştiniz sümbülüoğlu Bugün Kerem'e bütün takımda katıldı bu arada. Evet. Tercih hatasında. Hı. Mertens'in de inanılmaz hataları var. Iki var. Hafta. Bence de yani mesela şu listede ben şaşırdım ya. Mertens'e 8.2 verilmiş. Mertens'in Maçın 10 numara oynarkenki hataları, hatta bir tane çektiği şut var. Korner direğine gidiyordu abi. Yani inanamazsın yani. Mertens birkaç atamadığı pas falan felaketti. 8 numaraya geçtikten sonra bence gerçekten daha iyi oynadı Mertens. Mertcan yazmış Allah aşkına bu akşam bu akşam iki net penaltımız verilmedi. Yönetim transfer yapamıyorsun. Anladık ama galsa ayaklarını savunun demiş. Evet. Yani. şu an e, hani federasyon hakemlerle konuşacak vakti dahi yok Galatasaray'ın. Evet. <laughs> Şu an transfer operasyonunu bitirmeye çalışıyorlar. Ahmet Doğan yazmış. Yönetim kötü. Kim ne derse desin. Icardi Zaha ikilisinin brüt maaşı minimum 20 milyon. Bütün gelirlere rağmen kasanın boş kalmasına şaşmamak gerek. Transfer sezonu bitecek. Sol bek, sağ bek, orta sağ yok demiş. İşte futbolda dünün olmadığında resmen. Evet. Evet. Ama Aynen öyle. Yani çok ilginç. Eyüp Torreira ikilisi birlikte oynamaz mı? Bir de ne olur şu Anossçu bir çözüm seviliyorsunuz Zeytin'i demiş Burak. Eyüp'ü çok beğeniyorum bu arada çok, ya. Çok çok çok. Bence daha fazla. On numara da sırıttı o şey maçında, kupa maçında bir tık. Ee, o ama de o çok doğaldır aldı yani. Yine iki oynadı sadece çok şey. kilit bir top kaptı Tabii. bu arada. Evet. Son dakikalarda. Abi Anossçu meselesini herhalde 20 kere falan konuştuk burada. Niye olmadığını da konuştuk. Bu mantaliteyle de hiçbir zaman daha iyi bir anonsçu getiremezler. Evet. Anlattım ben. Now space Time yazmış, fırsat transferinin Dybala olma ihtimali var mı abi? Böyle bir ihtimal var, var mı? Ya sezon başı istedik Dybala'yı. Yıllık 9 milyon falan kazanmıyor mu abi ben ha. mi yanlış biliyorum? Ya ben sezon başında da inanamamıştım açık söyleyeyim. Hı hı. E, fakat daha sonra öğrendim ki gerçekten e, Dybala için bir kontak kurulmuş, bir görüşme yapılmış. Ben çok mümkün ve olası görmüyorum. Ama o sürpriz isim Dybala olabilir mi? Olabilir. Fakat dediğim gibi ben çok ee, ne diyeyim gerçeğe dönüşeceğini zannetmiyorum ya. Çok Hı. yüksek maaşı var. Yani sen iki oyuncuyu kaldırabilirsin. Üçü kaldıramazsın yani. Icardi Zaha. Bir de Galatasaray bir tane daha böyle yüksek maaşlı ünlü oyuncu alır mı? Bu Zaha, Icardi işte yani... Hazır bu kadar o isime eleştirilerini ben tavan yaptığı zaman. Ben de hiç abi. Ben zannetmiyorum. Ha Zaha'dan çıkarsın olur o zaman. Ya yani mesela Kamada da isim diyecekler bunun için ama Kamada öyle Ağaç. bir isim değil abi. O aradaki Kamada farkı şey yapalım yıllık yani. Yıllık garanti ücreti çok yüksek alacağın bir isim değil tabi tabi. Tabii yani tabii, tabii. tabii Bir de oyun biçimi şeyi olarak tabii. da öyle bir adam değil yani. Semih Yüksel yazmış. Kale arkalarında neden hala demir paneller var? Trabzon Stadı'nda sadece A çekiliyor. En alt sıraya kadar seyirci oturuyor. Premier Lig kalitesinde stadımız var ama değerlendiremiyoruz bunu demiş. Doğru bir eleştiri. Bu arada bugün enteresan bir şey e, Twitter'da foto iki tane fotoğrafa denk geldim. E, Güney kale arkasında kale arkası kamerası var. Kuzey kale arkasında kale arkası kamerası yok. Evet. Yani şeyin e, o yayıncı oluşun, olduğu cimcipleri e, e, var ya abi evet, kale arkasında. Evet. Ultra aslan olduğu tarafta yokmuş bugün. Hı. Hı. Osman Nuri yazmış abi chat'e de bakın. Sadece süper chat'e bakıyorsunuz. Süper çete bile zar zor yetişiyoruz biliyorsunuz. Evet, lütfen lütfen yani, yani, kusura bakmayın bu, bu konuda yani. Özür diliyoruz gerçekten ama hakikaten yetişemiyoruz yani. Süper chat bile ben bakıp gene sormaya çalışıyorum. Çıkartıyor. Evet. Ee, ama dediğim gibi yani biz onu söz verdik. Hakikaten sadece chat'le iletişime geçeceğimiz. interaktif yapacağız. Yayınlar planlayacağız ve bundan sonra devam edeceğiz. Sadece şu an çok üç gün üst üste yayınlar evet, şey evet. var. Maçlar var o yüzden yapamadık. Sigara paketi olayı o da onu <laughs> anladık gibi, Anladık, abi. anladık, onu anladık abi. geldi sonra anladık. bize. Aynen. Gruplarda. Devam. Ee, Kerem Yenge Hanım, İrna Hanım kıskanmıyor mu? Ali Bey'e oduncu gömleği yakışmış bu arada demiş. Teşekkür ederim. hakikaten yakışmış. Yani iki yakışıklarının arasında biraz offside edildik Esnafın ama. Abi. <laughs> Sağ ol. Ufuk Şahin yazmış. <laughs> Doğu tribünündeydim. Bu sezon 11 iç saha maçının dördünde ağzımdan tek kelime küfür çıkmadan ceza aldım. Sonra yerimizi tek başlık Turist Galatasaray taraftarı geliyor. Onların da tribün kültürü bu kadar oluyor demiş. Ben buna benzer bir durum evet. olduğunu düşünenler Ve Çoğu sıra. zamanda e, başkasının kombinesiyle gelen e, turist taraftar abi. Bu yuhlama işini yapan. Çünkü çok dikkat ediyorum. Hep aynı adamlar yani. O yani daha doğrusu aynı adamlardan kastım. Aynı tip adamlar. Yani hiç daha önceden görmediğim insanlar oluyor bunu yapanlar genelde. Evet. Tribünde Yunus Emre Tokdemir, Ali abi, Erdem Bey ile sen de uyumuyorsun sanki. Abi gelmiş. uyuyor musun? Nasıl oluyor? Bak bu bu şahsi bir soru benden de. Transfer dönemlerinde nasıl geçiyor abi sizin için? Ki Sen çok uzun zamandır bu işin içindesin. Nasıl bir dönemi oluyor? Eskiden çok daha aktif yapıyordum ama şimdi biraz rölantiyi aldık yani çok. Peki o dönemde aktif dönemlerinde nasıl oluyordu çok muhabir büyük dönemi? Sıkıntı ve stresli gerçekten yani zaman zaman hata da yapabiliyorsun. Nasıl oluyor peki muhabirken? Ya yani bilgi edinmek için sürekli bir de telefondasın Tabii, değil mi? Evet. Onun menajeri, bunun bilmem nesi, yöneticisi, şusu, busu. Aa, zamanında kulüp binası Ali Samiyen'deyken güvenlik görevlisinden haber alıyordum mesela. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmeye girdi. O zaman da kulüp binası hemen Ali Samiyen'in karşısında çok küçük 3-4 hmm. katlı bir iş anıydı. Rahmetli Özhan Başkan zamanında. Ee, Tugay Kerimoğlu girmişti. Daha oynuyordu o zaman mesaj geldi. Direkt mesaj attım. Şaşırmışlardı. Ya nasıl yani? Biraz önce içeri girdi yarım saat önce falan. Yani sadece menajer işte e, ne bileyim yönetici vesaire değil. Bütün <laughs> herkes olabilir Kuaför. Yani. <laughs> Şoför olabilir. Artık şimdi aynen öyle. Bir de şimdi daha zor aslında. Niye daha zor? Ee, herkes haberci artık. Evet. Ya, özel haber bulmak zor yani. Abi şeyde bile Saşa Boyun şeyi kuaförü aslında TikTok paylaşmış. Kimsenin haberi yok mesela. Hadi Son tıraşını ya, yapıyoruz ben. diye. Al işte mesela. Bak kimsenin haberi yok mesela. Benim sorular önüme düştü. Elinde telefonu olan herkes haber artık. artık yani. Aynen öyle. Doğukan Kaya yazmış. Keremi ciddi şekilde isteyen ve ciddi rakamlar veren bir takım var mı? O kadar övdüğünüz için ciddi rakamlar edeceğini düşünüyorsunuz diye soruyorum demiş. Al al Ali Naci abi sorun. Sezon sonunu bekleyelim ben Kerem'in eee 20 milyon euro bandına yakın resmi teklif alacağını ve gideceğini düşünüyorum sezon sonunda. Bekleyelim görelim. Berkay Yaranoğlu biriniz de Endombele'yi konuşun bence abiler. Bu nasıl bir vurdum duymazlık? Tamam bence anlıyoruz de. oyuncuyu kazanmaya çalışıyoruz ama diğerlerine ayıp bence demiş. Bence kazanamayız. Bence gitmeyeyim. de kazanamayız. Bence hocanın şu an başka şansı olmadığı için Endombele'yi oynatıyor. Yani bundan kastım şu. Bence hoca 8 numaraya transfer yapılamayacağını düşünüyor. Benim şahsi görüşüm bu. Ancak olsa olsa 10 numaraya yapılacak ondan ötürü de hoca kazanmak istiyor. Hoca hoca yani, mecbur şekilde kaldı. Zorundayım Ama, diyor. Zorundayım diyor yani. Başka şansım yok diyor yani. Bence kazanamaz. Kazanamaz. Yok kazanamaz canım. Yani hiç ışık etmiyor. Hiç şikayet hiç. hiç. Abi. Yani rugby oyuncusu Bugün girdi gene saçma sapan bir top kaybı. Geçen maç ragbi oyuncusu gibiydi yani fizik. Hani fotoğraflara ben farklı açıdan baktım acaba fotoğraftan dolayı mı falan? Tekrar da izledim. Aynen öyle. Yok Pisi yok böyle abi. Çok kötü ya. Hiç alakası yok yani. E, Eski yandı onun belefisiyle. Ya. Evet Volkan Ancıoğlu yazmış. Zaha'nın first taşları muhteşemdi. Baya kaliteli demiş. Zaha o zaten. Evet. Zaha bu Zaha. Cem Çatalık yazmış. İyi değil. yayınlar <laughs> Kerem. Seviliyorsun demiş. Yine Kerem oldu muhtemelen. <laughs> <laughs> Cem, Cem Çatalo'nun sana yazacağını so sanmıyorum. Tabii, ulan Cem. <gülüyor> <gülüyor> evet devam edelim. Hadi bakalım. Muhammed Tosun yazmış bu kadar direkt sadece şansla açıklanamaz stres var demiş Kerem bence yerli olduğu için ıstıklandı sizce demiş Sedat ö. Bence de öyle. Doğru. Doğru. Yani TT ıslandı mı? Rahat yerli dokunulabilir deme abi. Durum oluyor. Yerli oyuncu çok daha kolay ne yazık ki linç çukuruna düşüyor. Böyle yani. gece bir 5200 kişiyiz hala. Yani çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şu tweet'i de Mehmet Emin Akgöz yazmış. Erincim beni anons ederken müdavimlerimizden dediği günün hayaliyle yaşıyorum. Hastalıktan kırılıyorum ama hala buradayım. Öyle seviyorsunuz. Mehmet Emin Akgöz müdavimlerimizden. müdavimlerimizden doğru gerçekten de öyle. <laughs> evet. Çok hakikaten sağ olun. hala 5000 Ha Cem, Cem, burada özelden yazmış. Kerem Demirbay'a yazmıştım diye. <gülüyor> <gülüyor> Klasik Cem ya. <laughs> <laughs> Bu arada hala 5300 kişiyiz. Bir beğeninizi daha rica edelim. Rica edelim. Sonlarına gelmeden. Evet. E, çok sağ olun. Bakayım. Bu arada beğeni sayısına da bakacağım. Şu an 2500 de beğenim var. Arttır abi. Yani muazzamsınız beyler. görelim hadi. Hanımlar beyler muhteşemsiniz. Koskoca kanallar bırakanların yarısına ulaşamıyor evet. ya. Okan Çok hocamın, sağ olun arkadaşlar. canım Okan hocamın endombele sevgisi nereden geliyor demiş Emine Fırat. Az önce konuştuk. Mustafa Naci Karasan, Avrupa düşüncesi düşüncesi out lig şampiyonluğu in olmuş transfersizliğimize bakarsak demiş. Dur daha erken hmm. ya. Cık. Bir şey söyleyeyim mi? Kötü bir strateji gibi de gelmez bana yani açıkçası. Ney? Yani Saşa Boyu Şampiyonlar Ligi performansıyla sattıktan sonra e tabii lig ki. şampiyonluğu daha yeniden evet. lig şampiyonluğuna tamamen kanalize tabii olmak ki. her zaman için o bence zamanlı. Tabii ki Galatasaray Aa. her zaman olduğu yerin talibidir. Eyvallah. Ama Alko, alkolik geldi yorumlarda. Stratejik dikkat olarak edin arkadaşlar. Stratejik olarak çok kötü gibi de gelmiyor bana abi. Cedric Suarez iddiaları doğru mu demiş MK91? Ben doğru Duym olduğunu hiç zannetmiyorum abi ya. Hiç sanmıyorum. Ben duymadım. tam tersi yanlış olduğunu %100 %100 ben de ben de. ve ee, be bekler yokken 3-4-3 oynamak bana mı mantıklı geliyor demiş. Abi yani şöyle bana da sanki 3 hep öyle 3 sanki daha şey ama bu sefer de yani kanat beklerin Gerçi Barış sol kanat beki olabilir. Barış Öyle. sol kanat beki olur. Sağda Tete'yi koyacaksın herhalde. Sağda Kaan kanat beki olmaz, olmaz işte. Sağ, olmaz. olmaz. Işte, Kaan'ı stoper yapacaksın. Üçlü stoperden zaten üç stoper kaldı elinde. Ay, evet. o, apo yok. Zaten üç stoperden birinin Kaan olmak zorunluluğu var yani. Belki Apollo varyasyonda bunu Apollo söylüyor. Apollo varyasyon ayrı konu. Denenebilir aslında Abdülkerim döndükten sonra. Ama ben yani sonra ortaya aldım. Hiç denemedi. Abi onun yerine <laughs> bek maltsak ya? ya? <laughs> Allah aşkına bir bek maltsak ya? <laughs> o daha iyi bir formül gibi duruyor. <laughs> yani devam edelim. Aykut Yüksel yazmış. Muhtemel bir 10 numara <laughs> transferiyle Dries'in 4-3-3'ün orta üçlüsüne geçmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Blas ismi de geçiyor. Sizce nasıl olur demiş. Evet. Blas ismi de bayağı. Bize bir Blas'ı duydum. Geçti abi. abi. Hatta Asinyon'la beraber böyle bir paket halinde almaya çalışılıyor gibi o haberler bence, çıktı. O bence çok zor ya. Onları birlikte almaya çalışırsan isteyecekleri para gönderdiğin para bu. Blast Blast'la yani. alakalı bir şey abi, geldi mi kulağına? duymadım. Ya şu anda da bakıyorum. Market değeri 20 milyon. Çok zor abi. Ben dedim ya isteyecekleri para gönderdiğin para. Ayında oynattıkları adam. Kendi. Hadi Asinyon şey gözden düşmüş bir adam yani. Evet şu an o iki yere de Aynen. Aynen. Yani o biraz çok daha zor bence. Devam edelim. Kerem seviyorsun. Evet Kerem de evet sana abi. kardeş demiş. <laughs> Yakışıklı borsacı nominal Teşekkür tamam, ediyoruz. Çok teşekkürler. Ozan Erdoğan yazmış yayının başından kaçırdın. Tekrarını izleyeceğiz artık seviyorsunuz. İyi yayınlar. Umarım Kerem küstürmeyiz mücadelesinden şüphe duymuyorum hiç demiş. Abi chat attım. Galiba atlandı. Lütfen okur musun demiş Hasan Balil. Okunmuş ama biz yine okuduk. Evet. Yeşim Yılmaz yazmış ben bile maç sonrası uyuyamıyorum. Ya sevinçten ya üzüntüden. Sizin transfer dönemi uyuyamamanız çok normal demiş. Alkolik <laughs> yorumlardan yine mesajsız chat'ler var. Muhtemelen <laughs> muhtemelen aldım ekran kaydını. Evet evet mesajlı bir şey. Mesajlı bir gönderim evet, evet. var burada. Çok Devam. teşekkürler alkolikçim. Rezil olduk gene. Devam. Gökhan yazmış Trabzon 3, Beşiktaş 4 olduğu bu ligde Galatasaray rahat şampiyon olur demiş. Ben şeyi korelasyonu anlayamadım ama. Sen anladın mı abi? Trabzon 3 Başakşehir 4 olduğu, senaryoda. Beş, başak 4 oldu senaryoda. Galatasaray kesin şampiyon olur. Bilmiyorum. Matematik kuramadım ben. Ben de kuramadım. Evet, devam. Oo. <laughs> <Aa>, Alkolik. <laughs> 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 Alkolikten 5 tane geldi. 5 tane süper ki? chat yollamış. <laughs> Güzel. Teşekkürler Alkolik. E, Yurekav yazmış. Oh be 5000'leri bulduk. Uzun süre 2500'e tıkanmıştık demiş. Desteğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sonmuş. Sonmuş. Artık zaten kapatalım. Evet. Gerçekten abi müthiş bir yayını geride bıraktık. Bir buçuk bir saat, bir, saat 40 dakikayı geçiyoruz şu an. Ve hala 5100 kişi. Ve var. hala 5100 kişi canlı chatte. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Abone olan, abone olmayan varsa kanala lütfen abone olmaları, olmalarını da rica edelim. Onu söylemeyi unutmuştum. Katılıyeli ile alakalı başlattığımız yeni kampanyayı da e, tekrar hatırlatalım. E, ilk i̇lk önce a, altyapı kategorisinden giriyorsunuz. Galatasaray'ın ilk başta amzakman profili çıkıyor herhalde avatar olarak hatta. Daha sonrasında hem e, zaman geçtikçe işte bir ay, iki ay, üç ay e, büyüyerek gidiyorsunuz. E, ve hatta e, işte 50 liralık, 100 liralık da var e, seçenekler. 100 liralıktan girerseniz direkt bildiğim kadarıyla efsaneler paketinden giriyor olmanız lazım. E, en sonunda Metin Oktay'a kadar ulaşıyorsunuz avatar olarak. Enteresan böyle bir şey başlattık. E, hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Evet Avatarına kadar sarı kırmızı bir kanal. Aynen. Evet. Ee, yani Sizle olmak çok büyük bir keyif. Ee, gerçekten Galatasaraylılar'a da e, bu güzel, keyifli e, sohbeti kaçırmamalarını e, tavsiye ediyorum açıkçası. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ayağına sağlık. Geldiğimizi ben kırmadın. Büyük ee, yayınımıza çok büyük bir keyif kattın. Ee, 1 saat 40 dakika, 45 dakika hakikaten bizimle beraber tempolu bir şekilde bir yayın bitiriyoruz şu <laughs> teşekkürler. an. Teşekkürler. Seyircilerimiz Sağ de sana çok teşekkürlerini iletiyorlar. Ben teşekkür ee, sağlık abi. Var mı eklemek istediğin bir şey? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Kerem var mı eklemek istediğin bir şey? Teşekkürler. Evet, sağ klasik duyurumu yine yapayım. Yayın bittikten sonra lütfen kanal sayfasına girip... ...videonun olduğu videoyu tıklayıp... ...sabit yorumunuzu bırakmanız bizim için çok değerli. Ee, son videoyu beğenmeyen varsa beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sabit yorumunuzu mutlaka bekliyoruz. Evet, Pravunda da <laughs> efsane seviyesine ulaşmış birlikte. Artık böyle şeylerimiz var. Evet, evet. <laughs> çok teşekkürler. Evet, bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.